Sayın rektörüm, rektör yardımcılarım, mütevelli heyet başkanım ve dekanım, bölüm başkanım, Medikana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü, değerli öğretim üyeleri, katılımcılar ve sevgili öğrenciler. Dünyada 12-18 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Hemşirelik Haftası kapsamında Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Medikana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü'nün ortak emeğiyle hazırladığımız Hemşirelere Yatırım ve Hemşirelerin Haklarına Saygı başlıklı 2022 yılı Hemşirelik Haftası etkinlik programımıza hepiniz hoş geldiniz. Keyifle geçeceğini düşündüğümüz programımıza katkı sağlayan çok değerli konuşmacılarımıza, bizim için anlamlı olan bugün de bizlerle birlikte oldukları için çok teşekkür ediyoruz. Hemşireler, insan yaşamının her anında ve birçok alanda bireylere bütüncül ve bireyselleştirilmiş hemşirelik bakımı sunmaktadır. Günümüze devam etmekte olan ve hemşirelerin önemli roller üstlendiği COVID-19 pandemisi, sağlık sistemine ve özel olarak da sağlık insan gücüne yapılan yetersiz yatırımların neden olduğu sistemsel zayıflıkları gün yüzüne çıkarmaktadır. Bu konunun önemini vurgulayan Uluslararası Hemşireler Konseyi 2022 Uluslararası Hemşireler Günü için belirlediği temada hemşireler öncü bir ses, küresel sağlığı güvence altına almak için hemşirelere yatırım yapın ve haklara saygı gösterin teması ile hemşirelik mesleğine yatırım yapmanın önemini vurgulamıştır. Bu tabloda bir kez daha nitelikli hemşire olmaksızın bilimsel ve profesyonel sağlık hizmeti sunulamayacağını hatırlatarak açılış konuşmalarımızı yapmak için hocalarımı davet etmek istiyorum. İlk olarak üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Bölüm Başkanımız Doktor Öğretim Üyesi Nermin Eroğlu'nu açılış konuşmalarını yapmak için arz ederim. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Sayın Rektörüm, Rektör Yardımcılarım, Dekanım, Mütevelli Heyet Başkanım, Mütevelli Heyet Üyeleri, Hemşirelik Hizmetleri Direktörüm, Program Başkanım, Değerli Öğretim Üyeleri, Sevgili Meslektaşlarım ve Siz Değerli Öğrenciler, 2022 yılı Hemşirelik Haftası nedeniyle düzenlediğimiz etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bu yılki temamız hemşireliğe yatırım yapın, hemşirelerin haklarına saygı gösterin olarak aldık. Ve bu vesileyle de tüm meslektaşlarımın Hemşirelik Haftası'nı kutluyorum. Dünyada 1954, ülkemizde 1964 yılından bu yana Florence Nightingale'in doğum günü olan 12 Mayıs Hemşirelik Haftası olarak kutlanmakta ve 12 Hemşireler Günü olarak kutlanmakta, 12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası olarak kutlanmakta. Bu hafta boyunca hemşireliğin önemini vurgulamak, farkındalık yaratmak için mesleğin gelecekteki problemlerine çözüm önerisi bulunmak için konular ele alınmakta. Bireyler yapılan tüm etkinliklerle sağlık politikaları geliştirmek için konular tartışılmaktadır. Uluslararası Hemşireler Birliği her yıl bir tema belirlemektedir. ICN'in 2022 yılı teması hemşireler öncü bir ses, küresel sağlığı güvence altına almak için hemşireliğe yatırım yapın ve haklarına saygı gösterin olarak belirlenmiştir. Ülkemizde hemşireler bireylerin sağlığını korumak için her yerde, hastanelerde ve rehabilitasyon anlamında bütün alanlarda sağlık hizmeti sunmaktadır. Hemşireler bireylerin ihtiyacı olan yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak için çaba harcamakta ve koşullarını zorlamak ve hastaların savunuculuğunu yapmakta, seslerini ilgili yerlere iletmekte çaba harcamaktadır. Hemşireler sahip oldukları bilgi ve beceriden güç alarak bireylerin doğumundan yaşamın sonlanmasına kadar her alanda onlara hizmet, her zaman hizmet sunmaktadır. Aynı zamanda pandemi hemşireliğin en önemli unsurları olan bakım verici rolünün yanı sıra eğitici, koordine edici, karar verici, yönetici gibi özelliklerini de ön plana çıkarmıştır. Hemşireler yaşadıkları tüm güçlüklere rağmen COVID-19 tanılı veya hastalık şüphesi bulunan bireylere bakım verirken yaratıcılık, klinik karar verme, problemleri çözme gibi becerilerini kullanarak bu bireylere destek olmuşlardır bakımlarında. Salgınla mücadelede her daim ön saflarda bulunan hemşireler bu nedenle de salgın patojenine maruz kalma ve enfekte olma riskiyle karşı karşıya kalmışlardır. Bu süreçte meslektaşlarımızın nitelikli ve hasta güvenliğini riske atmayacak şekilde bakım vermesi,
fiziksel ve psikolojik sağlıklarının sürdürülmesi ve özlük haklarına yönelik konularda desteklenmesi son derece önemlidir. Ayrıca akademik ve klinik alanda kanıta dayalı uygulamaların klinik ortama aktarılması, bilimsel araştırma sonuçlarının görünür, uygulanabilir ve daha iyi bir duruma getirilebilmesi için, alanda kullanılması için önemlidir. Desteklenen ve güçlendirilmiş bir hemşirelik iş gücü, sağlık çıktılarının iyileştirilmesinde önemli bir faktördür. Tüm bireylerin hak ettiğine inandığımız kapsamlı, nitelikli ve güvenilir hemşirelik bakımına ulaşabilmeleri için bu mücadelede üzerine düşen sorumluluklarını hemşirelerimiz yerine getirmeye devam edecektir. Sözlerime son verirken bugünün gerçekleşmesinde bize destek olan, kıymetli vakitlerini ayırarak bugünü anlamlı kılan Doktor, Sayın Doktor Paul de Rive, hocalarımız Sayın Doktor, Profesör Doktor Ülkü Baykal'a, Sayın Profesör Doktor Saadet Ülker'e ve her zaman desteklerini istediğimiz Sayın Rektör Yardımcımız Şamet Bülbül'e, Dekanımız Sayın Profesör Doktor Muazzez Garipağoğlu'na, Hemşire İlk Hizmetleri Direktörlüğü'ne, bölümümüz Öğretim Üyeleri Düzenleme Kurulu'na, aynı zamanda Medikana Sağlık Grubu ve Fenerbahçe Üniversitesi Marka ve İletişim Direktörlüğü'ne ve IT Departmanı'na sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Sizler için keyifli bir etkinlik olmasını diler, saygı ve sevgilerimi sunarım. Değerli hocamıza teşekkür ediyoruz. Şimdi Medikana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü, uzman hemşire Sayın Güler Kaçar'ı konuşmalarını yapmak üzere arz ederim. Buyurun Sayın Kaçar. Güzel, çok tatlısın. Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız, Sayın Rektör Yardımcımız, Sayın Dekanımız, Sayın Öğretim Üyeleri, değerli meslektaşlarım ve sevgili öğrenciler. Medikana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü ve Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü işbirliğiyle düzenlediğimiz Uluslararası Hemşireler Konseyi'nin 2022 yılı teması çerçevesinde konuları tartışacağımız Hemşirelik Haftası etkinliğimize hoş geldiniz. Öncelikle ben de tüm meslektaşlarımın ve öğrencilerimizin Hemşirelik Haftasını kutlamak istiyorum. Hemşireler hepimizin bildiği gibi doğumdan ölüme kadar her alanda 7/24 hasta ile birlikte olan ve bütüncül bakım sağlayan sağlık profesyonelleridir. 2020 yılının Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya Hemşireler ve Ebeler Yılı ilan edilmesi, mesleğimizin görünür kılınması adına önemli bir fırsattı. Ancak o dönemde çok iyi hatırlıyorum, Dünya Hemşireler ve Ebeler Yılı olarak yayınlandı. Sonra arkasından pandemi araya girince eyvah dedik. Bu sene biz çok güzel şeyler yapmayı planlıyorduk. Bütün bir yıl hemşirelikle ilgili konuşacaktık, paylaşımlar yapacaktık. Bütün dünyada bunları konuşacakken pandemi araya girince üzülmüştük gerçekten hemşireliği ifade edemeyeceğimiz için. Ancak bir pandemi de fırsat olarak düşünebiliriz. Bir baktık ki 2020 yılında aslında engel olmuş gibi görünse de pandemi bize, pandemi boyunca ön cephede yer alan hemşirelerin sağlık profesyonelleri içindeki etkisini, değerini artırdı ve mesleği daha görünür kıldı. Bunu gördük çünkü gerçekten hemşirelik bu alanda çok konuşuldu. Ne kadar ağır işler yaptı, ne kadar acılar da çekti, enfeksiyonlara maruz kaldı, çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu anlamda çok konuşuldu. Covid-19 pandemisi ayrıca bize sağlık sistemine yapılan yatırımların zayıflıklarını ortaya çıkarttı. Bu süre zarfında hemşireler fiziksel, ruhsal olarak çok yoruldu ve işten ayrılma, mesleği bırakma, emekli olma niyeti olan sayı daha da arttı. Zaten tüm dünyada nitelik ve nicelik olarak sıkıntı var iken pandemiyle birlikte bu sıkıntıların iyice arttığını gördük. 2020 OECD raporuna göre dünya çapında 6 milyon eksik hemşire olduğu, 4 milyon hemşirenin 10 yıl içinde emekli olacağının tahmin edildiği belirtilmiştir. 2030 yılına kadar da 13 milyon eksik hemşire olması beklenmektedir. 2020 OECD verilerine göre ise ülkemizde 198.465 hemşire olduğu ve 1000 kişiye 2.4 hemşire düştüğü belirtilmiştir. OECD ülkelerinin ortalaması 1000 kişiye 8.4'tür. Türkiye bu sayı ile OECD ülkeleri ortalamasının
%70 altında kalmıştır. Bu nedenle tüm dünyada hemşire yatırım yapılmalı, hemşireler desteklenmeli, nitelikli iş gücü oluşturma ve hemşirelik haklarını koruma yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Biz de bu konulara bu etkinliğimiz ile dikkat çekmek istedik. Etkinliğimiz iki oturumdan oluşacak ve çok değerli konuşmacılarımız deneyimlerini bizimle paylaşacaklardır. Davetimizi kabul ederek değerli katkılarını sunacak olan Dr. Paul Derev, Profesör Doktor Ülkü Baykal ve Profesör Doktor Saadet Ülker hocalarımıza ve etkinliğimize katılarak bizi destekleyen tüm katılımcılara, moderatörlerimize ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür eder, saygı ve sevgilerimi sunarım. Sayın Direktörümüze teşekkür ediyoruz. Şimdi üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muazzez Garip Ağaoğlu Deniz Han'ı konuşmalarını yapmak üzere arz ederim. Buyurun Sayın Hoca. Sayın Rektör Yardımcım, değerli öğretim üyeleri ve sevgili öğrenciler. Bugün hemşirelik bölümlerimizin hemşirelik gününü kutlamak için buluştuk. Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak Türkçe ve İngilizce hemşirelik bölümlerimizle hemşirelik alanında önemli bir rol üstlenmiş olmanın haklı bir gururunu yaşıyoruz. Bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplini olarak tanımlanan hemşirelik mesleği insanlık tarihi kadar eskidir. Kadının sağaltıcı rolüyle başlayan hemşirelik mesleği 12 Mayıs 1820'de dünyaya gelen soylu bir ailenin iyi eğitim görmüş çocuğu olan Florence Nightingale ile 19. yüzyılda adeta yeniden doğmuştur. Florence Nightingale'in doğum yıl dönümü olan 12 Mayıs günleri her yıl dünya sağlığına yönelik olarak belirlenen bir tema ile Uluslararası Hemşireler Günü olarak kutlanmaktadır. Bu yılın teması da daha önceki konuşmacı arkadaşlarımın belirttiği gibi hemşireliğe yatırımdır. Dünyada 28 milyon civarında hemşire bulunduğunu Dünya Sağlık Örgütü kaynaklarından aldım. Gülay Hanım daha detaylı sayılar verdi bu konuda. 28 milyon bugün Avrupa ülkelerinin birçoğunun toplam nüfusu, 6 milyon hemşireye de halen ihtiyaç olduğunu belirtiyor Dünya Sağlık Örgütü. Gerçekten yani ciddi bir popülasyon olarak karşımıza çıkan çok değerli bir meslek, hemşirelik mesleği. Yüksek enfeksiyon oranlarının, ilaç hatalarının ve ölüm oranlarının az sayıdaki hemşirelerin görev yaptığı yerlerde ya da birimlerde olduğu belirtilmekte. Pandemi döneminde hemşirelik mesleğinin önemi bir kez daha anlaşılmıştır. Pandeminin tüm yükü sağlık sisteminde, sağlık sisteminin yükü de büyük ölçüde hemşirelerin omuzlarında sürdürülmüştür. Bu nedenle ülkemizde ve dünyada bugün ve gelecekteki sağlığı güvence altına alabilmek için öncelikle donanımlı hemşirelerin yetiştirilmesi, ekonomik, sosyal ve yasal haklarının korunması önemlidir. Sağlık çalışanı olmadan sağlık olmaz, hemşireler olmadan da sağlık hiç olmaz diyoruz. Bu yılki etkinliğimiz fakültemizin hemşirelik bölümleri ve Medicana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü ile birlikte organize edildi. Etkinliğe emek veren hemşirelik bölümlerimizin başkanı Sayın Doktor Öğretim Üyesi Nermin Eroğlu'na, İngilizce Hemşirelik Bölümü Program Başkanımız Sayın Doçent Doktor Arzu Kader Harman'a, Düzenleme Kurulu'nda yer alan çok değerli öğretim elemanlarına, Medicana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Sayın Gülay Kaçar'a ve ekibine içten teşekkürlerimi sunarım. Bize kıymetli zamanlarını ayıran, etkinliğimizi onurlandıran çok değerli konuklarımıza, konuşmacılarımıza gönülden teşekkür ederim. Aklıyla bakan, yüreğiyle hisseden, bilgisiyle hayat veren, pandemi sürecinde canını dişine takarak mücadele eden,
sağlık savaşçılarımız, kanatsız meleklerimiz, hepinizin hemşirelik gününü en içten duygularımla kutlarım. Önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı günlerde ve etkinliklerde buluşmayı dilerim. Değerli hocamıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederim. Son olarak üniversitemiz rektör yardımcımız Profesör Doktor Şamet Bülbül'ü konuşmasını yapmak üzere arz ederim. Buyurun Sayın Hocam. Sayın Dekanım, değerli öğretim üyeleri, kıymetli konuklar, sevgili öğrenciler, üniversitemizin Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin hemşirelik bölümüyle Medikana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörlüğü'nün birlikte düzenlemiş oldukları etkinliğe hoş geldiniz diyor. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Bu vesileyle başta sizlerin ve sizlerin şahsında tüm hemşerilerin hemşirelik haftasını kutluyorum. 2 yılı aşkın zamandır süre gelen ve etkisi gittikçe azalmasına rağmen halen devam eden COVID-19 pandemisi bireyleri ve toplumları birçok açıdan olumsuz olarak etkilemiştir. Bütün ülkelerin siyasi ve ekonomik alanları başta olmak üzere her alanda olumsuzluklar yaşanmıştır. Ancak bu pandemide hiç şüphe yok ki en fazla olumsuz etkilenen kesim de sağlık sistemi ve sağlık çalışanları olmuştur. Sağlık sektöründe ise özellikle ön saflarda yer alan hemşireler bundan en çok etkilenen grup olmuştur. Ancak bu olumsuzlukların yanında hemşirelik mesleğinin değeri ve önemi daha iyi anlaşılmıştır. Tüm dünyada nitelikli hemşirelik bakımının değerinin anlaşılması bir anlamda krizin fırsata dönüşmesini sağlamıştır. Hemşirelerin sağlık bakım hizmetleri içindeki önemine dikkat çekmenin yanında hemşire sayılarının yetersizliği de bu vesileyle ortaya çıkmıştır. Belki de hemşirelikteki değişimlere ve yeniliklere, hemşirelerin sağlık hizmetlerinin geleceğini nasıl şekillendireceklerine dikkat çekmiş ve sağlık sistemlerinin merkezinde hemşirelerin olduğu gerçeğini ortaya koymuştur. Hemşirelik mesleği temelinde sevgi, özveri, şefkat gibi insani değerleri barındırmanın yanında bir taraftan düşünme yeteneğine, hatta matematik becerisine, olguları yorumlamaya, yorumlayacak sosyolojik ve kültürel bir altyapıya, diğer taraftan da fiziksel ve psikolojik dayanıklılığa sahip olmayı gerektiren bir meslektir. Özellikle pandemi süreci göstermiştir ki hemşireler, ailelerinden, özellikle çocuklarından ayrı olarak ve kendi sağlıklarını riske ederek bu süreçte çok önemli roller üstlenmişler ve bunu da başarıyla yerine getirmişlerdir. Bu kadar zorlu bir mesleği yerine getiren hemşireler yeterli övgü ve takdiri fazlasıyla hak etmektedirler. Bunun için hemşirelerin çalışma ve ekonomik koşullarının düzeltilmesi, istihdam ve iş gücü konusunda yatırımların artırılması, hemşirelerin sağlık hizmetlerindeki karar alma süreçlerinde söz sahibi olmaları düşüncesinin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Gösterilecek bu çabalar sadece hemşirelik mesleğini yüceltmek amaçlı olmayıp aynı zamanda verilecek kaliteli hemşirelik hizmetlerinin toplum sağlığının niteliğini ve niceliğini artırması bakımından da önemlidir. Büyük işler başarmak öncelikle bilimin ve bilginin gücüne her zaman ihtiyaç duymaktadır. Hemşirelik mesleğinin de hak ettiği değeri görmesi için önce temelin sağlamlaştırılması gerekmektedir. Gerekli hemşirelik ihtiyacını karşılamak için eğitim kurumlarında hemşirelik programlarını açarken en azından asgari düzeydeki altyapı yatırımlarının yapılması
ve teçhizatın, donanımın sağlanması gerekir. Bu bağlamda hemşirelik eğitiminin bilimsel temeli güçlendirilmeli, eğitim için harcanan bütçeler artırılmalı, hemşirelik eğitimi uluslararası standartlara taşımalı, bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak eğitim ortamları yaratılmalı, klinik uygulamaları özellikle bu çerçevede, teorik çerçeveye uygun olarak düzenlenmelidir. Günün koşullarına uygun müfredatlar belirlenirken yeterince uygulamalar yapılmalı, yeterince uygulamaların yanında dünyadaki gelişmeler de takip edilmelidir. Birçok fedakarlık yaparak ve özveride bulunarak zor koşullarda görevlerini yerine getiren hemşirelerin değerini sadece böylesi önemli günlerde, özel günlerde değil, onlara en çok ihtiyaç duyduğumuz zamanlarda değil, her zaman bilmeliyiz. Bunun için onların sorunlarını dinlemeli, çözüm yolları aramalı, ihtiyaç duydukları desteği vermeli. En önemlisi değerlerini ve emeklerinin farkında olduğumuzu daima bilmeliyiz. Konuşmama son verirken hepinizin hemşirelik haftasını tekrar kutluyor, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese, etkinliğe konuşmacı olarak katılan konunun uzmanlarına, tüm katılımcılara, bizi izleyenlere teşekkür ediyorum. Etkinliğin verimli ve başarılı geçmesini diliyor. Hepinizi en derin saygı ve saygılarımla selamlıyorum. Sayın hocalarımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Programımız iki oturum şeklinde gerçekleşecek olup Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de hemşirelik oturumun moderatörlüğünü yapmak üzere sözü Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Muazzez Garipağlu Denizhan'a ve Medicana Sağlık Grubu Hemşirelik Hizmetleri Direktörü Uzman Hemşire Gülay Kaçar'a bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun. Merhaba tekrar. Birinci oturumumuzda ilk konuşmacımız Avrupa Birliği direktifleri çerçevesinde Avrupa Birliği'nde hemşirenin durumunu sunacaktır. Avrupa Hemşireler Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Sayın Doktor Paul Derayo konuğumuz olacak. Ancak kendisini davet etmeden önce, sözü vermeden önce biraz kendisiyle ilgili bilgi vermek istiyorum. Paul Derayo 1984'ten beri hemşiredir. Free University of Brussels'tan hemşirelikte yüksek lisans derecesi, Brüksel Katolik Üniversitesi'nden istatistik alanında yüksek lisans derecesi almıştır. Doktorasını Londra'da King's College'de tamamlamıştır. Kendisi 2018 yılında bu yana Baltimore'daki John Hopkins Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev almaktadır. Free University of Brussels Hastanesi'nde personelden sorumlu yönetici olarak ve yarı zamanlı olarak Belçika Sağlık ve Çevre Bakanlığı'na atandı. Burada hemşirelik için ulusal düzeyde karşılaştırılabilir veri tabanı geliştirmekten, hastane mali sistemi için detaylı göstergeler oluşturmaktan ve politik karar verme süreçlerine veri sağlamaktan sorumluydu. 2002'de Avrupa Hemşirelik Birlikleri Federasyonu'na genel sekreter olarak atandı ve 2015'te EFN üyeleri ondan Avrupa Hemşirelik Araştırma Fonu kurmasını ve geliştirmesini istedi. EFN'in Avrupa Birliği içindeki lobi faaliyetleri, sağlık ve sosyal bakım sunulan ortamların dijitalleştirilmesi ve Avrupa Sosyal Haklar Sütunu önceliklerini de gözeterek Avrupa Birliği'nin siyasi gündeminde dikkate alarak hemşirelerin ve hemşirelik mesleğinin Avrupa Birliği ölçeğinde tanıtımı ve korunması ile ilgilidir. Bu misyon doğrultusunda EFN'in çalışmaları eğitim, iş gücü, kalite ve güvenlik alanlarında Avrupa sağlık ve sosyal politikasının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesinde hemşirenin odak bir rol üstlenmesini sağlamayı içerir. Evet, ben Doktor Paul'e tekrar bizim davetimizi kabul ettiği için teşekkür ediyorum ve sözü kendisine bırakıyorum. Şimdi Rüha ve baş, onu dinlemek zorundayım. Ben tam ekran göremiyorum Rüha Bey'i, konuşmacıyı. Our first speaker is Paul Darrow. He will be giving a speech about nursing in the European Union based on the EU directives. I would like to introduce him to you before we start. Paul Darrow has been a registered nurse since 1984. He
He obtained a master's degree in nursing science at the Free University of Brussels, a master's degree in statistics from the Catholic University of Brussels, and a PhD degree from the King's College, University of London. Paul holds an adjunct professorship at the Johns Hopkins University in Baltimore since 2018. On work experience, Paul was appointed as staff manager at the Free University Hospital of Brussels, part-time delegated to the Belgian Ministry of Health and Environment. He was responsible for developing a national comparable data warehouse for nursing, introducing qualitative indicators within the hospital financing system, and providing data for the political decision-making process. In 2002, Paul Darrow was appointed as General Secretary of the European Federation of Nurses Associations, and in 2015, EFN members asked him to establish and develop the European Nursing Research Foundation. EFN EU lobby activities relate to the promotion and protection of nurses and the nursing profession with particular reference to the EU political agenda, especially the European social pillar priorities, including the digitalization of the health and social care ecosystem. Working towards this mission includes ensuring that nursing is central in the development, implementation, and evaluation of the European health and social policy in the field of education, workforce, and quality and safety. Dear Professor Darrow, please welcome. Thank you very much, Rabia, for this introduction. And I hope that I can change my slides now, if everybody hears me. I'm trying to change my slide, which is not yet possible. Paul? I can do this, I hope, here. So, thank you very much for this invitation of EFN to your Congress, to the International Nurses Day. Congratulations on your organization. Let me first say that EFN is the European Federation of Nurses, representing 3 million nurses towards the European Commission, the European Parliament, and the Council of Ministers. As you can see, I can give Rabia, you can now translate again. Okay, thank you. Bu organizasyon için ve davet için hepinize çok teşekkür ediyorum. Avrupa Hemşire Birlikleri Federasyonu 3 milyon hemşireden sorumludur ve bu federasyonun görevi özellikle Avrupa Birliği'nden hareketle Avrupa Birliği kurumlarıyla görüşmeler yaparak hemşireleri ve hemşirelik mesleğini korumak ve geliştirmektir. And of course, EFN main focus is the European Commission, the European Parliament, and the Commission, it's mainly in relation to health, it's mainly in relation to digitalization, but also mutual recognition of professional qualifications, which is quite important for the Turkish nurses who are coming to work in the European Union. Rabia, the floor is yours. Avrupa Hemşire Birlikleri Federasyonu, Avrupa Birliği düzeyinde tanınan hemşireleri temsil eden Avrupa Birliği'nin sağlık ve sosyal politikaları geliştirilirken anahtar role sahip paydaş olarak görülen tek güvenilir organizasyonudur. Our main priorities, we have three key priorities, lobby priorities, that relates to education, workforce and quality and safety. This is a limited agenda, a very focused agenda, but committed to change EU legislation. Let me first go to the first priority, education, which mainly focuses on the directive 2013/55 EU, which relates to mutual recognition of professional qualifications, but also towards continuous professional development, and mainly the development of advanced practice nurses in the EU. This is our key focus right now. Rabia, the floor is yours. Avrupa Hemşire Birlikleri Federasyonu'nun anahtar öncelikleri arasında en başta eğitim geliyor. Bunlar... ama en başta eğitim geliyor. Avrupa Sosyal Haklar Sütunu ile bağlantılı olarak ilke bir EFN liderliğinde eğitim ve bu 2013 Taksim 55 Taksim AB
direktifiyle değiştirilen mesleki niteliklerin karşılıklı tanınmasına ilişkin 2005-36 AK sayılı direktif ve ek 5'i güncellemek için yetkilendirilmiş kanunu, ileri düzey pratisyen hemşire, yaşam boyu öğrenme, sürekli mesleki gelişim, AB katılım stratejisi, teknik destek ve bilgi değişim mekanizmasını da içermektedir. The second priority is about workforce. How many nurses do we have? Where are our nurses? And how many nurses do we need? Post-COVID-19, this is a crucial lobby activity for EFN because we have all European member states, all of them, have a shortage of nurses. Everybody has a shortage of nurses. Rabia? Öncelikle bilmemiz gereken kaç tane hemşiremiz var? Bu hemşireler nerede? Ve kaç tane hemşire ihtiyacımız var? Özellikle COVID-19 pandemisinden sonra bu üç soru çok önemli hale geldi. Çünkü Avrupa Birliği'nin üye her ülkenin şu anda hemşire kıtlığı var. Her ülke istisnasız hemşireler bakımından geride. And concerning this topic, I want to make reference to the Turkish nurses and the Turkish physicians. I think they are not in the best situation. And the media that we receive, if I can have the next slide, please. I'm trying to push it through. Yeah. So here you can see the media where also my colleagues from CPME saying that the Turkish Medical Association is and that the nurses are protesting in Turkey. You know better your situation, but this is the information that we are getting. Very bad working conditions, low wages, growing violence against the medical profession. So this is the information we get from the Turkish medical associations here in Brussels. And this is of great concern to the European Federation. Rabia? Şu anda siz kendi durumunuzu bizden daha iyi biliyorsunuz. Doktorlar ve hemşirelerden, Türkiye'deki doktorlar ve hemşirelerden bahsetmek istiyorum. Bu bizim tamamen Avrupa Birliği, Türkiye Türk Tabipler Birliği, Avrupa Birliği'ndeki Türk Tabipler Birliği temsilciliğinden aldığımız haberler bunlar. Doktorlar ve hemşireler Türkiye'de grev yaptılar çünkü kötü çalışma koşullarına sahipler, düşük ücretler alıyorlar. Sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olayları mevcut ve bu sektörde çalışan birçok kişinin yurt dışında daha iyi fırsatlar için ülkelerini terk etmek zorunda kalmaları gibi sebeplerden dolayı Türkiye'deki sağlık çalışanları, hemşireler ve doktorlar greve gitmiş durumdalar. Our third priority relates to quality and safety. Because if you don't have the nurses, the quality and safety is not guaranteed. So, and this focuses also our priorities, my lobby priorities, towards digitalization of the healthcare sector. Rabia? Üçüncü önceliğimiz kalite ve güvenlik. Eğer hemşireler yoksa hastalara ve genel olarak sağlık sektöründe güvenlik ve kaliteden söz edemeyiz. Benim şu anda lobimin de dikkat ettiği bir noktada dijitalleşme bu konu üzerinde. So let me now go over a few EU legislative topics that EFN has worked on with the European Commission. Here you see the building of the European Commission. First of all, the Directive 2019 on the protection of the workers for being in contact with carcinogens and mutagens. Secondly, the Directive on the prevention of sharp injuries. We need to protect our nurses. This is EU legislation that the member states need to implement into their national legislation. And last but not least, importantly, the Biological Agent Directive, where COVID-19 is introduced. So if nurses get sick due to COVID-19, they are protected by EU legislation. Rabia?
Burada bizim yasamaya dair bazı konularımızı görüyorsunuz ve görünen bina da Avrupa Komisyonu'nun binasıdır bu arada. Çalışanların iş yerlerinde kanserojenlere karşı, kanserojenlere veya mutasyonlara yol açan maddelere maruz kalmalarıyla ilgili risklerden korunmasına ilişkin AB 2019-983 sayılı direktif mevcut. Hastane ve sağlık sektöründe kesici alet yaralanmalarının önlenmesine ilişkin 2010 sayılı 32 ve AB sayılı direktif mevcut. Bir de COVID-19'un da bu hastalıktan sonra içinde yer aldığı ve hemşirelerin de Avrupa mevzuatı doğrultusunda korunduğu biyolojik ajan direktifi 739'da mevcut ve bu burada Avrupa Komisyonu tarafından hemşireler eğer COVID-19 geçirirlerse korunma altına alınmış oluyorlar. Next slide please. But we have also the Directive 24, the cross-border mobility of patients and the proportionality directive that I have worked on very heavily with the European Commission and the European Parliament. And last but not least, dear colleagues, the Directive on Mutual Recognition of Professional Qualifications. Who is a nurse and who is not a nurse? And this European legislation is key for national governments to implement into their national legislation. The picture here, you see Commissioner Ursula von der Leyen, who is the president of the commission, and then you see five other commissioners that I work with, Kyriakides, who is the commissioner for health, Vestager, who is the commissioner for digitalization, but also Commissioner Breton, who is responsible for mutual recognition, but also Commissioner Schmidt, who is from Luxembourg, who is working on the files of employment. Rabia, the floor is yours. Şimdi de size Direktif 24'ten bahsetmek istiyorum. Hastalar için sınır ötesi hareketlilik ve orantılılık direktifi de mevcut. Herhangi bir yeni veya değiştirilmiş düzenleme uygun halk sağlığı gerekçelerine dayanan bir direktif. Resimde de gördüğünüz bu konu üzerinde ben çok çalıştım şimdi bahsedeceğim konuda. Mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması konusunda. Kim hemşire ve kim değil, bu konular üzerinde çok fazla çalışma yürüttük. Gördüğünüz gibi resimdekiler de birlikte çalıştığım çok önemli komite üyeleri bu konu üzerinde. So if you want all Turkish nurses to be EU nurses, you will need to implement the Directive 55. But let me first go to the pandemic. We made a report with all the EFN members, and I hope that the Turkish Nursing Association becomes more active in EFN so that we have also data from the Turkish nurses. And it comes back to the issues of fair wages, the investment in frontline nurses and continuous professional development in a report that we wrote for the European Commission and the European Parliament. We are not prepared unless we are all prepared. And these are the data coming from all the EFN members. And I hope that in the future, we can include more actively the data from the Turkish nurses. It is key that we have also Turkey in these reports. Rabia? Türk hemşirelerden de EU yani Avrupa Birliği'ne hemşireleri olabilmeleri için daha birçok gelişme olması gerekiyor. Özellikle COVID-19'dan sonra yayınladığımız bir raporla hakkında konuşmak istiyorum. Bu raporda Avrupa Birliği üye devletlerinin hepsinden gelen hemşirelere dayalı veriler mevcut. Ancak bu verilerin daha çok olmasını istiyoruz. Bu verilerin içinde Türkiye'den özellikle Türk hemşirelerden gelen verilerin de olmasını istiyoruz. Böylece bunun ışığında, bu rapor ışığında daha adil ücretler, daha gelişmiş hemşirelik uygulamaları ve profesyonel olarak da gelişmişlik
kazanmak istiyoruz. Avrupa Birliği Komisyonu ve Parlamentosu olarak şu anda başka bir pandemiye hazır değiliz. Ve az önce de bahsettiğim gibi bütün Avrupa Birliği devletlerinden gelen veriler bizim için yeterli değil. İleride Türkiye'den de daha fazla veri almayı umut ediyoruz. So the next slide is, this is the EFN Workforce Matrix 3+1. In 2017, the EFN members have agreed on this workforce matrix, where you have the general care nurse, where you have the specialist nurse, and where you have the advanced practice nurse. And under it, you have the healthcare assistant. This is the model for the workforce that we want to have in the European Union and in Europe. Rabia? Ve burada da EFN'in iş gücü matrisini görüyorsunuz. Biz burada 3+1'lik bir model üzerinde çalıştık ve bu bizim istediğimiz bir iş gücü modeli. Burada genel bakım hemşireleri var, direktif 55 doğrultusunda. Uzman hemşireler var ve aynı zamanda ileri düzey pratisyen hemşireler var ve bunların altında sağlık asistanlarının gelişimi için gelecekteki ilkeler yer almakta. Next slide. So these are the criteria of the directive 2013, which need to be reflected in all your nursing school curricula. If your nursing school curricula for your bachelor is not fulfilling these criteria, the Turkish nurses cannot be considered as an EU nurse. So it is very important that your curricula in all your nursing schools, private and public, reflect these directive criteria. Rabia? Şimdi de direktif 2013-55 Avrupa Birliği direktifinden bahsedeceğiz. Eğer Avrupa Birliği'nin derecesinde bir hemşirelik istiyorsanız, bu bahsedeceğim direktiflerin hepsini derslerinizde, üniversitelerinizde okutmanız gerekiyor ve eklemeniz gerekiyor. Bu çok önemli ve bunu kesinlikle atlamamalıyız. Next slide. So in this directive 2013-55, you have an article 31, which is of very importance. In this article 31 is a list of 8 competencies, 8 learning outcomes that each nurse in the EU needs to have. And here the first 4 are listed. Next slide, please. And here are the other 4 competencies listed. It is very important that the learning outcomes of the bachelor nurse in Turkey reflects these 8 competencies. So if you're coming as a Turkish nurse out of the nursing school, you should be able to be competent in these 8 competencies. Rabia? Şimdi de çok önemli olan madde 31 direktif 2013-55 AB'den bahsedeceğim. Bunlar, bu listede 8 tane öğrenme sonucu var. Bunlar öğrenme ve yeterlilik sonucu var. Her Avrupa Birliği hemşiresinin bunları bilmesi gerekiyor. Çok çok önemli bir nokta. Eğer Türkiye'de bir lisans programından mezun olduysanız, hemşirelik lisans programından, bu 8 tane maddeyi kesinlikle biliyor ve bunları yansıtıyor olmanız gerekiyor. Bu maddeler, ilk 4'ünü burada gördünüz. Geri kalan 4'ünü de biz bu slide'da görüyorsunuz şu anda. Next slide. So the advanced nurse practitioner will be a key nurse position in the future EU healthcare system. And we will work together with ICN and together with other stakeholders, also with the European Commission, to establish the European advanced practice nursing in the EU and Europe. Rabia? İleri hemşirelik uygulamalarından bahsedeceğim. İleride, gelecekte ileri hemşirelik uygulama, ileri düzeydeki hemşirelere çok ihtiyacımız olacak. Sağlık sektöründe.
Ve biz Türk Hemşireler Birliği ve Avrupa Komisyonu ile bu hususta birlikte çalışıyoruz. İleride bütün Avrupa'da bu konuda kendimizi ilerletmek ve ileri düzeydeki hemşireleri yetiştirmek istiyoruz. Next slide. Next slide. So here you see a map of the world where you have, where they have established already advanced practice nursing. This is an overview of the world. Of course, our main challenge in Europe at this stage is, next slide please, the harmonization of APNP. Many member states have developed APN, but they have filled it in a little bit a different way. So ICN and EFN will work very closely to harmonize throughout the EU, throughout the European Union, APNs. Rabia? Şimdi de dünya haritasını gördünüz. Bu dünya genelinde ileri düzeyde ileri düzeydeki hemşirelerin olduğu bölgeler. Bu sadece dıştan bir görüntü ama Avrupa özelinde bakacak olursak Avrupa'nın üye devletlerinde birçoğunda bu eğitim sistemi mevcut. Ancak Hemşireler Tabipler Birliği ve Uluslararası Tabipler Birliği olarak bu konuda ileride kendimizi geliştirmek ve harmonize etmek istiyoruz. Yani her ülkede her şekilde farklı değil, tek bir şekilde olmasını sağlamak istiyorum. Okay, Rabia, I see that it's now 13:15 or 14:50. Do I still have some time for to continue my presentation, or do you prefer to stop here? Yes, you do have some time. Please go. Okay. So the next issue that I want to discuss is digitalization. Next slide, please. EFN is in three European projects on Horizon 2020 on electronic health records, because electronic health records are of key importance when patients are mobile and when nurses need the data to deliver direct patient care. Rabia? Şimdi dijitalleşmeden üzerinde biraz daha konuşmak istiyorum. Dijitalleşme çok önemli. Özellikle 2020'den bu yana bizim için çok önemli bir noktada. Çünkü hastalara doğru tedaviyi ve kime ne zaman yetişeceğini bilmek için hemşirelerimizin dijitalleşmeyi, yani telefonlarını veya bilgisayarlarını kullanmaları çok önemli. Next slide. So, and that of course, dear colleagues, brings me to the fact that all of this, all the lobby work of EFN needs to be evidence-based. We need to have the data. And that is why the EFN members some years ago decided to develop the European Nursing Research Foundation. EFN is the political voice throughout the Commission and the Parliament, and the foundation for research is the evidence-providing organization of nursing research. Rabia? Evet, değerli meslektaşlarım. Bizim lobimizde de en önemli şeylerden biri tabii ki kanıt. Kanıta ihtiyacımız var ve veriye ihtiyacımız var. Bütün Avrupa Hemşire Araştırmaları üyeleri bu konuda dikkatli olmak zorunda. Avrupa Hemşire Araştırmaları Vakfı bir politik mecradır. Avrupa Eğitim Araştırmaları'nın hedefi bütün ülkelerde, özellikle üye ülkelerde kanıt sağlamanın iyi bir yolunu bulmaktır. Next please. And here, dear colleagues, you see some policy briefs that the European Nursing Research Foundation, which is led as president by Professor Anna-Marie Rafferty from King's College in London, we have developed already 6 policy briefs. One on left care undone. This is
What research outside exists there when it comes to left care undone? The second policy brief was about digitalization. What nursing research do we have outside there on digitalization of the healthcare system? Next, we have a policy brief on nurses' mentorship, which has been a crucial issue during the pandemic. Pardon, how to support our nursing students? And what research do we have? What nursing research do we have for the development of nurse mentorship? Fourthly, we have a policy brief just finished on advanced practice nursing. What literature exists from a nursing perspective? Then we have a policy brief on nursing planetary health. This is about climate change. What is the role of nurses in climate change? And last but not least, very important, we have collected a lot of data from all the EFN members on violence against nurses. Since the pandemic, the violence against nurses, the violence against doctors has been increased significantly. And this needs to stop. The European Commission needs to take action to stop the violence against nurses. Rabia. Şimdi de Avrupa Hemşire Araştırmalı Vakfı'nın göstermiş olduğu konunun özetinden bahsedeceğim. Birincisi bakımı gerçekleştirmeme, yani hastanın bakımı ne zaman bırakıldı, ne zaman tamamlanmadı üzerinde duran bir konu. İkinci olarak dijitalleştirme, veri olarak yani sağlık sektöründe veri olarak elimizde ne var ve bunu nasıl kullanıyoruz üzerinde. Üçüncüsü de hemşirelerin mentorluğu. Yani bu durum COVID-19 pandemisi sırasında çok önemli bir hal aldı. Çünkü yeni yetişen öğrencilerin mentorluğu konusunda bir sıkıntı çekildi COVID-19 pandemisi dolayısıyla. Dördüncü olarak ileri düzey pratisyen hemşireler. Bu konuda da bu hemşirelerin eğitilmesi konusunda nasıl bir gelişme sağlayabiliriz üzerinde araştırmalar yapılan bir konu. Beş, dünya genelinde hemşire sağlığı olarak ele alındı ve bu da COVID-19'dan dolayı çok etkilenen bir durum. Dünya genelinde hemşire sağlığı hem COVID-19'dan dolayı yani küresel ısınmayı etkileyen bir durum. Yani hemşireler küresel ısınma konusunda ne noktadalar, neler yapıyorlar, nasıl etkiliyorlar gibi. Sonuncu olarak da hemşirelere şiddet. Bu çok çok önemli bir konu. Çünkü elde ettiğimiz verilere göre COVID-19'dan bu yana hemşirelere, sağlık çalışanlarına ve doktorlara gösterilen şiddette çok bir artış meydana gelmiş. Avrupa Birliği Komisyonu olarak bu konuda acil önlemler almalıyız ve bunun önüne geçmeliyiz. Next slide. And I want to conclude, my dear colleagues. I want to conclude my last slide by focusing on the war in Ukraine. We have been working very closely with ICN on the humanitarian fund, and we have made a lot of efforts in making sure that our Ukraine Nurses Association gets financial support from this fund so that they can buy basic things. The Maslev triangle is here in this slide, and it's all at this moment about the basic needs of Maslow, where they have to buy food, where they have to buy water, where they have to have some rest. Our nurses are still in the hospitals 24 hours on 24 hours. But I have also visited refugee camps in Poland and in Romania to make sure that the refugees and the nurses who are fleeing to Poland, Slovakia, Hungary, Romania, and Moldova, that we support our colleagues with the humanitarian funds. And I'm very grateful to the strong collaboration with ICN to making sure that nurses who are refugees
in Europe now that we support them, that we support them with temporary license to practice, and that we support them with long-term certificates to license to practice. And so that these women, because they are all women as refugees mostly, because the men are still in Ukraine fighting, and so that we support our colleagues in upgrading in line with the directive on mutual recognition of professional qualifications. We want nurses to be nurses, and we don't want nurses to become cleaning ladies. We want our nurses, and we want them in the daily practice in the healthcare system. So, dear colleagues, this is Rabia. Please go ahead. Evet, sözlerimi Ukrayna'daki savaştan bahsederek kapatmak istiyorum. Son zamanlarda Tabipler Birliği Uluslararası Hemşirelik Konseyi ile birlikte buralara gittim, ziyaret ettim ve buralarda çalışmalar yaptık. Birçok girişimimiz oldu. Buralardaki hemşirelerin iyi şekilde para aldığından ve ihtiyaçların karşılandığından emin olmak istedik. Özellikle de burada bulunan hemşirelerin temel ihtiyaçlarını karşılanması konusunda çok çalışmalarımız oldu. Ayrıca hastanelerde olan 24 saat gibi, yani bütün gün hastanelerde olan hemşirelerimize de destek olduk. Kampları da ziyaret ettik. Romanya'daki, Makedonya'daki, Polonya'daki ve Slovenya gibi ülkelerdeki kampları da ziyaret ettik. Burada bulunan hemşirelerle konuştuk. Buradaki insanlara destek olmak bizim için çok önemliydi. Bu yüzden Uluslararası Hemşireler Konseyi'ne çok teşekkür ediyorum. Kendileri çok oradaki hemşirelerin iyi şekilde kalabilmesi için çok çaba sarf ettiler. Ve ayrıca biz bu hemşirelerin uzun vadeli lisanslarını elde edebilmeleri için de çalışmalar sunuyoruz. Buradaki insanların, bu kamplardaki insanların çoğu, yani aslında hepsi kadın. Çünkü şu anda hala Ukrayna'da erkekler savaşmakta. Ve biz artık hemşirelerin sadece eğitim alan kişiler değil, hemşire olarak tanınmasını istiyoruz. Onların da birer meslek olduğunu söylemek istiyoruz. Next slide. Thank you very much for your attention. Rabia, thank you very much for this support in translating. Technik, thank you very much for supporting me technically. And Arzu, thank you very much for inviting EFN to this conference. I can only conclude, I wish the Turkish nurses all the best. Congratulations on all your hard work. Keep up the good spirit. And where I can support you all with the Turkish nurses, I will do that. Please engage with EFN. And I'm more than happy to answer any question. Please ask questions now that I'm with you on board. Evet, teşekkür ederim. Hem çevirmenime hem de teknik ekibe. Aynı zamanda Arzu'ya teşekkür ederim beni buraya davet ettiği için. Şimdi Türkiye'deki, özellikle Türkiye'deki hemşireleri desteklemekten büyük mutluluk duyarım. İleride bana ulaşabilirsiniz, sorular sorabilirsiniz. Hatta şu anda sorularınızı yanıtlamak isterim. Şu an buradayken soru sormak isteyen varsa sorularını alabilirim. Evet, çok teşekkür ediyoruz Doktor Pole verdiği bilgiler için. Çok kıymetli bilgiler verdi. Burada biz de tekrar görüyoruz ki hemşire sayısı çok önemli, niteliği çok önemli. Kalite ve güvenlik, hemşire yoksa güvenlik ve kaliteden söz edemeyiz dedi. Çok doğru, çok güzel. Biz de kendisine bu konuda katılıyoruz. Veri almak istediklerini söylediler Türkiye'den. Gerçekten bu çok önemli. Biz de yeterli veriye bazen ulaşamıyoruz. Veri almak gerçekten çok önemli. Biz de paylaşmak isteriz. Kendilerinden de o verileri almak isteriz. Dijitalleşmenin önemini vurguladı. Gerçekten bu dönemde çok fazla gündeme gelen bir konu. Verdikleri bilgileri için tekrar teşekkür ediyorum. İki konu var iletmek istediğim. Bir soru, bir tane de
Hemşire olarak bilmemizi istediği 8 maddeyi slaytta okuyamadım demiş bir katılımcımız. Tekrar edebilir misiniz diye sormuş. Acaba tekrar alabilir miyiz? Paul, thank you for coming here and talking about very important data about, like you saying, we want more data from Turkey and also saying digitalization is very important. And they really liked your remarks and they would like to see to like the 8 competencies that you've talked about, because somebody said I couldn't see clearly. Can we translate it, or do you, would you like to say something on that matter? No, you have the PDF of all my slides. You can translate all the slides in Turkish and you can use it at your full potential. Please translate all the slides so that you can copy and paste and use it at your full benefit. But it is important that the Turkish nurses are around the EFN General Assembly table, and that you are part of this community as a member of EFN, so that you can go in dialogue with other EU countries, who all the EU countries are suffering now after post-COVID-19. There is not one country who has no problems. So it is very important when the European Commission takes actions that we do not forget the Turkish nurses. We need the Turkish nurses around our table in the European Parliament, in the European Commission. But I see that Sadet is with us here, and I really would like to thank Sadet Ülker for her commitment to EFN and the National Nursing Association for being involved in EFN. But we need to strengthen that capacity. We need to help the nurses in Turkey way much more, because they are in a difficult situation. Rabia, I hand back over to you. Kendisi ilk önce slaytlar konusunda bir açıklama getirdi. Slaytları istediğiniz gibi kullanabileceğinizden bahsetti özellikle. Ama eğer dilerseniz vakit kalırsa slaytlarda yazanları tek tek çeviri yapabiliriz daha sonra. Daha sonra kendisi Avrupa Hemşireler Birliği'ndeki Türk hemşirelere olan öneme dikkat çekti. Dedi ki artık dedi Türk hemşirelere bu alanda daha çok ihtiyacımız var. Sesinizi duymaya ihtiyacımız var. Çünkü COVID-19'dan sonra bütün Avrupa Birliği üyeleri, bütün Avrupa Birliği devletleri zorlanıyor. Ve bu devletlerin Türkiye'nin yardımına ihtiyacı olduğundan bahsetti. Ve Türk hemşirelerin de kendilerine ulaşmaktan çekinmemesi gerektiğinden bahsetti. Ayrıca kendisi Saadet Hanım'a teşekkür etti. Avrupa Hemşireler Birliği'ne olan katkılarından dolayı kendisine teşekkürlerini iletti. Ve daha sonra son olarak da Türkiye'ye, Türk hemşirelere daha çok destekte bulunmaları gerektiğini ve Türk hemşirelerinin de bu alanda kendilerini göstermeleri gerektiğini ekledi. Evet, teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Şimdi bir soru daha var, onu da iletmek istiyorum. Sanal gerçeklik teknoloji ve yapay zekanın eğitimde Gülay Hanım, sesiniz gitti bağlantıdan dolayı. Soruyu tekrar alabilir miyiz? Sanal gerçeklik teknolojileri ve yapay zekanın lisans eğitiminde kullanımı konusunda ne düşünüyor? Apple, they have a question. They're asking, what do you think about using AI and artificial reality technologies in the education of nurses? This is very important, very important. Artificial intelligence is key, not only for the education, but also for daily practice. We need to have clinical pathways. We need to have electronic health records where the nurses have the data on their fingertips.
where we boost interoperability, because nurses are the only professions who are collecting so much data from the patient. So nurses are in a key position to develop, to co-create artificial intelligence systems, which should support the daily work of nurses, and also from an ethical perspective. Nurses, whatever disease, it doesn't need to be disease specific, but the clinical pathways, when they are driven by artificial intelligence, by the robustness of the data collected by the nurses, is essential for the coming 10 years to develop. And the universities play a crucial role in this. Your education plays a crucial role in this. And that is why the 8 competences are so important in the directive. I hand over Rabia, the floor is yours. Teşekkür ederim. Bir soru daha geldi. Onu da iletmek istiyorum. Önce bir şey, Gülay Hanım, önce bunun çevirisini yapabilir miyiz müsaadenizle? Tabii. Hı-hı. Yapay zeka bu konuda gerçekten çok önemli. Sadece eğitimde değil, genel olarak günlük pratikte de hemşirelerin hayatında önemli bir rol oynuyor. Çünkü hemşireler ilk elden veri toplayan, en çok veri toplayan kişiler olarak bulundukları için bulundukları durum çok önemli. Bu yüzden hemşirelerden gelecek yapay zeka verileri hem yapay zeka geliştirmede hem de hemşireliği geliştirmede çok önemli rol oynayacak. Etik açıdan bakacak olursak da çok önemli ve temel bir durum. Çünkü yapay zekadan gelen veriler gelecek 10 yıl içinde bizi çok etkileyecek. Sadece sağlık alanında değil, genel olarak. Az önce bahsettiğim o 8 madde de bu alanda gerçekten çok önemli ve takip edilmesi gereken maddeler. Teşekkür ederim. Ben bir şey sormak istiyorum. Türkiye ile hemşire değişim programlarını nasıl bakarlar acaba? Hastanelerde hemşire değişim programları uyguluyorlar mı? Böyle bir şey düşünürler mi? Paul, we have one more question. They yes. asking if you have any exchange programs regarding to Turkish nurses who wants to go to EU or in your universities or any jobs professional. EFN doesn't have it as such, but there is the program of the European Commission Erasmus Plus, which is quite an important program for the exchange of students. So if you look at the Erasmus Plus, and I'm sure that Turkey is eligible to be in European projects, they are. So look at Erasmus Plus, and because in that there is an exchange of students, also nurses, students between different universities in the European Union. Yes. Burada Türk EFN'in böyle bir programı yok öncelikle. Ancak Erasmus Plus programları var. Burada Avrupa Komisyonu'nun desteklediği Erasmus Plus programları var ve biz Türkiye'deki öğrencilerin bu programlar için uygun olduğunu düşünüyoruz. Bu programlarda yer almak için, Avrupa Birliği programlarında yer almak için uygun olduğunu düşünüyoruz. Peki, teşekkür ederiz. Bir sorumuz daha. Son bir soru var, evet. Onu da iletelim. Hemşirelik ülkemizde lisans düzeyinde, Avrupa'da kolej düzeyinde, ülkemizde hemşire meslektaşlarımız Avrupa'da çalışmak istediğinde neden denklik için ilave saatler istenmektedir diye bir soru geldi. Paul, we have one more question. The Turkish nurses who are, which are equivalent to bachelor's degree in Turkey, why do they need equivalence to work in the EU? Or is it enough for Turkish nurses to just graduate from bachelor's degree?
I don't know the bachelor degree. I don't know your curriculums from all the nursing schools. But if the European Commission has analyzed your curriculum of the bachelor nurses and they comply with the directive 2013/55/EU and with the competences of Article 31, then the Turkish nurses can benefit from mutual recognition. Of course, the Turkish nurses will be mobile in the European Union towards the general system because Turkey is not yet a member of the EU. And so they are mobile through the general system. So that means that case by case, a hospital will analyze their curriculum. But anyway, if you can prove that if your government, if your Ministry of Health, if your Minister of Education can prove that your bachelor degree is in compliance with the directive 2013/55, then it is much easier for in Ireland, the Irish Chamber or the Irish regulator or the Belgian regulator to recognize the Turkish nurses into the EU system. So I think you have to analyze your curriculums. And I know that there are many nursing schools in Turkey, private, but also public. And we need to make sure that all the private schools are also in compliance with the Directive 55. Rabia? Kendisi şu anda tam bir şey söyleyemiyor çünkü üniversitelerde okutulan durumun yani önemi devreye giriyor burada. Özellikle derslerin 2013-55 AB direktifinin madde 31'de ile uyumlu olması gerekiyor. Bu hemşirelerin orada çalışabilmesi için. Özellikle Türk hemşireler eğer Sağlık Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve devlet tarafından bir belge, bir kanıt sunabilirlerse Türk hemşireler için İrlanda ve Belçika'daki sisteme girmeleri daha kolay oluyor. Aynı zamanda kendisi Türkiye içindeki bütün devlet ve özel üniversitelerin özellikle hemşirelik alanında aynı eğitim sistemine sahip olması gerektiğinden bahsetti. O zaman işlerin daha kolay olacağını söyledi. Evet, çok teşekkür ediyoruz verdikleri değerli katkılar, bilgiler için. İşbirliğimizi ve iletişimimizi biz de sürdürmek isteriz kendileriyle. İletişim bilgilerini Arzu Hanım'dan alabiliriz. Ben bu arada Rabia Hoca'ya da çok teşekkür ediyorum desteği için. Ve Dr. Pol'e tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Dear Professor Paul, we thank you for your all participation and collaboration with us. Thank you very much for being with us today. Thank you very much for having me. Good luck to all of you and congratulations on International Nurses Day. Bye-bye, everybody. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bu arada kendisi hemşirelik haftamızı da kutladı. Evet. Oturumumuza devam ediyoruz. Oturumumuzun ikinci konusu İLO C149 sayılı hemşirelik sözleşmesi çerçevesinde Türkiye'de hemşireliğin durumu. Profesör Doktor Ülkü Baykal hocamız konuşmayı yapacak. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi öğretim üyesi. Aynı zamanda yönetici Hemşireler Derneği Başkanı. Ülkü Tatar Baykal hocamızın özgeçmişini sizlerle paylaşmak istiyorum. 1981-1985 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu'nda lisans eğitimini tamamlayan Baykal, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği alanında yüksek lisans programını, 1994 yılında da
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Hastane ve Hasta Sağlık Kuruluşları Yönetimi alanında doktora programını tamamlamıştır. 1983-89 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde hemşire ve sorumlu hemşire olarak çalışan Hülkü Baykan, 89-92 yılları arasında Özel Florence Nightingale Hastanesi'nde servis sorumlu hemşiresi, başhemşire yardımcısı, başhemşire ve hastane müdür yardımcısı pozisyonlarında görev almıştır. Profesör Doktor Hülkü Tatar Baykal 1992 yılında yuvaya tekrar dönmüş, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu'nda hemşirelik yönetimi ana bilim dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamış. 96 yılında yardımcı doçent, 2009 yılında doçent, 2013 yılında da profesör olmuştur. Baykan halen aynı ana bilim dalında ana bilim dalı başkanı olarak idari ve akademik çalışmalarını sürdürmektedir. 3 dönemdir YÜHED olarak bilinen Yönetici Hemşireler Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığını yürüten, 2014 yılında dernek yararına basılan Hemşirelik Hizmetleri Yönetimi kitabının hem yazarı hem de editörü olan, derneğin elektronik olarak yayınladığı Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi dergisinin baş editörlüğü görevini sürdüren Baykan, evli ve bir çocuk annesidir. Sayın Hocam buyurun, söz sizde. Teşekkür ediyorum. Ancak sanıyorum biraz zaman sorunumuz var. Planlama açısından nasıl hareket etmem gerektiğini bilemedim. Bazı başlıkları atlayarak hızlı gideyim. Bana ne kadar süre tanıdınız, önce onu alabilir miyim? Süre 20 dakika. 20 dakika hocam. Tamam, peki. Teşekkür ediyorum. Benim konum çalışma koşulları anlamında, Türkiye'deki çalışma koşulları anlamında İLO kararlarıyla Türkiye'deki durumu kıyaslamak. Öğrenciler de katıldığını varsayarak İLO hakkında kısa bir iş yapmak istiyorum. İLO 1919 yılında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Versay Anlaşması ile birlikte özellikle toplumlar barışın ve sosyal adaletin sağlanması inancıyla kurulmuş ve kuruluş anayasasını da Paris'te toplanan çalışma komisyonu oluşturmuş. Amerikan İşçi Federasyonu Başkanı'nın başkanlığında toplanan bir komisyon üzerinden burada Belçika, Küba, Çekoslovakya, Fransa, İtalya, Japonya, Polonya, Birleşik Krallık'tan oluşan bir federasyon üzerinden çalışmalarını sürdürmüş ve 1919 yılında kurulan bu kuruluş daha 1946 yılında Birleşmiş Milletler'in uzman kuruluşu haline gelmiş. İLO'nun bir özelliği hükümetleri işçi işveren temsilcilerini bir arada bulundurması. 186 ülkenin üye olduğu yazıyor ve de Cenevre'nin başkentin, İsviçre'nin başkenti Cenevre'de merkezi bulunmakta. Türkiye'de ise İLO 1932'de İLO'ya üye oluyor ve ilk kuruluş İstanbul'da 1952 yılında Yakın ve Orta Doğu İnsan Gücü Saha Ofisi şeklinde açılmış. Daha sonra 70'de Ankara'ya taşınıyor ve Türkiye ofisi olarak da çalışmalarını sürdürüyor. Hemşirelikle ilgili kararlara gelirsek, hemşirelik personelinin çalışma ortamına yönelik özellikle 49 sayılı sözleşme ve onu destekleyen 157 tavsiye kararları var. Bu düzenleme 1 Haziran 1977 tarihinde ortaya 63. oturumda ortaya çıkan bir düzenleme. Ben ikisine de kısaca değineceğim. Sözleşme 16 maddeden oluşuyor. Bunlara çok şeyleri tavsiye kararlarıydı ve bunlar örtüştüğü için zaman problemi nedeniyle bunları hızlıca geçeceğim. Birinci maddesinde kapsamı belirtiyor ve tüm hemşirelik personelini bu sözleşmeyi kapsayacağı ifade edilmiş. İkinci maddede politikaların oluşturulması ve özellikle bu politikaların oluşturulmasında işçi işveren örgütlerine mutlaka danışılması gerektiği ve bu politikaların kişileri mesleğe çekecek ve meslekte kalmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtiliyor. Üçüncü madde hemşirelik eğitim ve öğretimiyle ilgili ve burada da
Yine hemşirelik eğitimle ilgili biraz sonra tavsiye kararlarında söyleyeceğim bazı maddeler söz konusu ve de bu eğitim ve öğretimle ilgili açıklamalarda diğer sağlık çalışanlarıyla uyumu son derece önemsenmiş. Dördüncü madde uygulamayla ilgili, beş ve altıncı madde istihdam ve çalışma koşullarını içeriyor ve diğer maddelerde de bu sözleşmenin nasıl uygulanacağına ilişkin başlıklar var. Tavsiye kararlarına gelirsek burada 14 ana başlık, 71 madde söz konusu. Bunları böyle hızlıca bir geçmeye çalışacağım. Yine az önce söylediğim gibi kapsam birinci şeyde başlıkta. Üç maddesi var bunun. Burada hemşirelik bakımını verecek tüm hemşirelik personelini bu sözleşmenin kapsaması gerektiği, özel bir durum varsa da bunu ana metne aykırı olmayacak şekilde kullanması gerektiği belirtilmiş. İkinci başlıkta şeyin hemşirelik ve hemşirelik personeli ilişkin politikalar başlığı. Burada da üç madde var. Burada da hemşirelik personeli sözleşmesine benzer şekilde hemşire sağlık hizmetlerinin yükseltilmesi için gerekli nitelik ve nicelikte hemşirelik bakımının sağlanması adına politikaların oluşturulması gerektiği ve bu politikaların mesleğin uygulanması, eğitim, öğretim için gerekli niteliklerin belirlenmesi ve bunların yasalarla güvence altına alınması üzerinde duruluyor. Bu politikaların ülke genelinde hemşirelik personelinin yararlanabilmesi şekilde önlemlerin yasal olarak oluşturulması gerektiğine burada yapılmış. Yine bu politikalarla ilgili başlıkta hemşirelik personelin sınıflandırılmasına değinmiş. Burada eğitim öğretim uygulama düzeylerine göre bir sınıflama yapılabileceğini ve bunun için de 3 tane örnek, yani 3 sıralama örneği vermiş. Bunlar tabii ülkelerin koşullarına göre değişebilir ama hemşire dediği, yetkili hemşire olarak tanımladığı en karmaşık görevleri üstlenecek insan kaynağını, hemşire insan kaynağını belirtiyor. Daha az komplik işler için yardımcı hemşire unvanının kullanılabileceğini söylüyor. Bir de hemşirelik yardımcıları dediği uzman ya da yardımcı hemşirenin gözetiminde çalışacak. Sadece bu alanda işbaşı eğitimi yapmış kişileri tanımlıyor. Bu pozisyonların karar verme yetkisi ve görevlerinin beceri bilgi düzeylerinin belirlenmesi, bu sınıflamanın kapsamına göre belirlenmesi gerektiğini ve oluşturulan sınıflamanın bütün istihdam edilen kuruluşlarda benzer şekilde kullanılması gerektiğini vurguluyor. Burada önemli bir maddesi var. Bir alt sınıftaki hemşirelik personelinin daha üst düzeydeki bir personelin yerine kullanılmaması, yani hemşire yardımcısının hemşirenin yerine kullanılmaması gerektiğini vurguluyor. Peki Türkiye'de durum ne? Biliyorsunuz 2007 Saadet Hocam da bunlara girebilir. 2007'deki hemşirelik kanunda yeniden düzenlenmesine ilişkin kanunda hemşirelik eğitimi lisansa temellendirildi ama uygulama alanında lisans mezunu hemşirelerle birlikte ön lisans ve lise mezunu ve hemşire unvanı ile mezun edilmiş ve iş tanımları aynı olan insan kaynağını çalıştırmak durumundayız. 2014'ten sonra lise düzeyinde eğitilen eskiden sağlık meslek lisesi dediğimiz hemşire unvanı alan kişilere hemşire yardımcısı unvanı verilmeye başlandı. Onlar için ayrı bir iş tanımı getirildi ama yine de bunun istihdamda bazen hemşirelik görevlerini yaptıkları örnekleri görebiliyoruz. Özellikle özel hastane örneklemlerinde. Ayrıca 2 yıllık tekniker mezunlarının da yine hemşire yerine istihdam edildiği örnekleri görmek mümkün. Kısaca söylemek gerekirse Türkiye'de hemşirelikle ilgili net bir politikanın ve bunun da olduğu ve bunun tutarlı bir şekilde uygulandığını söylemek gerçekten çok zor. Eğitim öğretim başlığında hemşirelik mesleğine girmek isteyenler için bu bilgi ve yönlendirmenin yapılması gerektiği, temel eğitimin diğer mesleklerle benzer denk düzeyde olması gerektiği, bu eğitim için gerekli temel eğitim gerekliliklerinin tanımlanması gerektiği, toplumun gereksinimlerine göre eğitimin yeniden düzenlenmesi gerektiği ve hemşirelik eğitiminin diğer sağlık çalışanlarıyla uyumlu olması gerektiği vurgulanmış. Ayrıca bu eğitimin kuramsal ve uygulamayı içerecek şekilde resmi olarak onaylanmış bir program bağlamında yapılması gerektiğini belirtmiş. Yetkin bir hemşirenin gözetiminde uygulama yapılması ve temel eğitim öğretim süresinin minimum düzeyin, işte minimum eğitim düzeyini ve öğretim amaçlarına bağlı olması gerektiği, ancak bunun en az 2 düzeyde, az önce tanımladığı gruplar gibi temel hemşirelik ileri eğitimi gibi ya da bu temel hemşireliğin altında daha yardımcı hemşireler için bir eğitim şeklinde en azından tasarlanması gerektiğini vurgulamış. Ayrıca hemşirelerin daha yüksek sorumluluk almaya hazırlamak üzere yüksek hemşirelik eğitim programlarının işte lisans üstü gibi olması gerektiği üzerinde duruyor.
Hemşire yardımcılarına görevlerine uygun kuramsal uygulamalı eğitim verilmesini yine belirtmiş. Bu eğitimlerin, hemşirelik eğitim programlarının özellikle kurum içi ve kurum dışı gerçekleştirilen sürekli eğitim programlarının yürütülmesi ve bunun temel hemşirelik eğitimin bir parçası haline getirilmesi ve bunların kolay ulaşılabilir olması üzerinde durmuş. Hemşire yardımcıları için de mesleki girişimlerini sürdürücü, hızlandırıcı bir takım destek programları öneriyor. Mesleğe ara verenlerin tekrar mesleğe döndüklerinde yine onların mesleğe dönüşlerini kolaylaştırıcı programların yapılması gerektiğini vurguluyor. Türkiye'deki hemşirelik eğitimine baktığımız zaman durum nedir? 2007'den bu yana dediğim gibi lisans düzeyinde veriliyor. Tüm ülke genelinde bunun lisans düzeyinde programlar güvence altında alındığını söyleyebiliriz. Ve bu diğer sağlık çalışanlarıyla uyumlu bir şekilde gidiyor diyebiliriz. Hemşirelik fakültelerinin kurulmasıyla tabii ki lisans üstü programlar özellikle sayısal olarak da çok artmaya başladı. Ve son yıllarda özellikle YÖK'ün de bu konudaki çalışmalarıyla 9 ana bilim dalında yüksek lisans doktora programları yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve bildiğiniz gibi doçentlik kodları da 9 programda sürdürülmekte. Programın ortaklaşa yürütülmesini sağlamak adına oluşturulan Hemşirelik Ulusal Çekirdek Eğitim Programı yani HUÇEP biliyorsunuz 2022'de tekrar güncellendi. Sanıyorum henüz şu an duyurulmadı ama çalışmaları tamamlandı. Bu da Türkiye'deki hemşirelik eğitimin temelini oluşturması anlamında son derece anlamlı. Hemşirelik eğitim kuramsal ve uygulama olarak yürütülmesi söz konusu ancak kurumsal farklılıklar bulunmakta ve bu konuda bazı sorunlarla karşılaşılabiliyor. Uygulama alanlarının yetersizliği, öğretim elemanı yetersizliği, klinik alanlardaki eğitimcilerin yetersizliği gibi. Hemşirelik eğitimin kalitesini artırmak için yine burada mutlaka anmamız gerektiğini düşündüğüm Hemşirelik Eğitim Akreditasyon Derneği'nin hep takın yaptığı program akreditasyonları var. Bu konuda da son yıllarda bayağı yoğun bir şekilde devam etmekte. Ve hemşirelerin kurum içi, kurum dışı, hizmet içi eğitim sertifika programları da planlı bir şekilde sürdürülmekte. Yapılan çalışmalara baktığımız zaman 2005'te yapılan bir çalışmada bu eğitimlerin sayıları yeterince yani kurumsal uyumu yapılırken birime uyumun yeterli olmadığı ve eğitimlerde de yasal uygulamalara çok değinilmediği üzerinde durulmuş. Burada bir de tabii özellikle daha düşük eğitimli olan insan kaynağının lisans düzeyinde eğitimini tamamlaması adına lisans tamamlama programları da sorunlar yaşanmakla birlikte anılmasında yarar var diye düşünüyorum. Hemşirelik mesleğinin uygulanmasına ilişkin olarak da kanun ve yönetmelikler söz konusu. Bununla ilgili özellikle işte daha sonra anlatacağım. Biz Türkiye ülkemizde de yapılan çalışmalar var. Hemşire ve yardımcı hemşirelerde aranan nitelikler saptanıp bunların işte bunların belirlenmesinde hemşirelik temsilcilerinin yer alması veya eğer hemşire olmak için bir sınavdan geçmek gerekiyorsa burada mutlaka hemşirelik temsilcileriyle bu sınavın yapılması konusu söz konusu onu önermiş tavsiye kararlarında. Mesleğin uygulanmasının sadece yetkili kişilerle sınırlandırılması gerektiği ve bu kanunların zaman zaman güncellenmesi gerektiği. Diğer sağlık alanlarındaki hemşirelik uygulama standartlarının birbiriyle uyumlu olması gerektiği vurgulanmış. Nitelik ve yeterliliklerin üstünde çalışmakla sorumlu tutulmaması gerektiği hemşirelerin ve yeterli niteliklere sahip olmamaları durumunda da görevleri gereği bu eğitimleri verilerek en kısa zamanda bu yetkinliklerin kazandırılması gerektiğine vurgu yapılmış. Görevlerini yaparken ortaya çıkabilecek bir takım sorumluluklara karşı önlem alınması, disiplin durumlarında mutlaka hemşire temsilcilerin disiplin kurullarında yer alması veya yasal anlamda itiraz hakkının normal diğer insanlar gibi kanuni haklarını koruma hakkının tanınması gerekiyor. 18. maddede verilen bunu Saadet Hocam da açıklık getirebilir. Taslakta bununla ilgili bir şey vardı sonra kaldırıldı hemşirelik kanununda. Kendine verilen görevin dini, ahlaki, töre, inanç ya da bilgi açısından herhangi bir mazeret nedeniyle yapmama durumunda ve de yöneticilerine bunu uygun bir sürede geri bildirim vermesi durumunda cezalandırılmadan bu görevi yapmama hakkı yani muaf olma hakkını isteyebileceği belirtilmiş. Türkiye'deki duruma baktığımız zaman Hemşirelik Kanunu ve 2011'de yayınlanan hemşirelik yönetmelikleri bağlamında Türkiye'de hemşirelerin çalışma alanlarına yönelik iş tanımlarının belirlendiğini söylemek olanaklı. Hemşire istihdamına yönelik işte atama kriterleri
söz belirlendi ama ne yazık ki burada kendi içinde de atama kriterlerinde şeyler var, tutarsızlıklar var ve yapılan atamalarda da buna uygun olmayan, yetkin olmayan kişilerin atandığını görmek. Olanaklı uygulamada sorunlarımız var. Hemşirelik programlarının mezun olma, işe alma yeterli görülmekle birlikte geçmiş yıllarda tartışılmıştı, bir yeterlik sınavı konusu gündeme gelmişti. Ancak son zamanlarda da özellikle kamu personeli seçme sınavının mesleki yeterliği belirleyecek şekilde düzenlenmesini konusu tartışılmakta. Belki böyle bir düzenlemeye gidilebilir. Türkiye'de hemşirelerin mesleki uygulama standartları ne yazık ki belirlenmemiştir. Bu konuda meslek örgütlerinin çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum. Disiplin kurullarında hemşirelerin temsil edilmesi söz konusu çoğu kez. Bilirkişilik süreçlerinde hemşire temsilcilerin tam olarak temsil edildiğini söyleyememekle birlikte kurumsal disiplin soruşturmalarında genelde yönetici hemşireler görev almaktalar. Hemşirelerin verilen görevden çekilme hakkı konusunun da tartışmalı bir konu olduğunu söylemek isterim. Bu yapılan çalışmalarda da işte farklı düzeyde eğitilmiş 2016'da, 2015'te de benzer bir çalışma var. 2016'daki çalışmada da hala aynı durumun olduğu görülüyor. Farklı düzeylerde eğitim görmüş hemşirelerin aynı işi yapabildiği vurgulanmış. Aynı zamanda muaf tutulma hakkını önermesine de %49 hemşire katılmadım. Yani görevinden muaf tutulamazlar gibi bir görüş belirttiler. 2005'te yapılan bir çalışmada disiplin komitelerinde hemşirelerin yeterince temsil edilmediğini ve disiplin komitesi kararlarına itiraz etme haklarının olmadığını belirtiyorlar. Katılım maddesinde başlığında ise bu özellikle sağlık politikalarını ve yasal düzenlemelere hemşirelerin, hemşire temsilcilerin katılımına ilişkin açıklamaları içeriyor. Burada yetkili temsilcilerin politikaları veya kurumsal işleyişte temsil edilmesi, istihdam çalışma koşulları ile ilgili düzenlemelerde işçi işveren örgütlerinin mutlaka görüşlerinin alınması, anlaşmazlık durumlarında da mutlaka hakemlik süreçleri uzlaşma yollarının benimsenmesi üzerinde duruluyor. Hemşirelik personellerinin özellikle bu özlük hakları ile ilgili sendikal örgütlenme süreçlerinde temsilcilik görevlerinin alınması ve bu temsilcilik süreçlerinde de kendilerinin korunduğundan emin olmaları gerektiği vurgulanıyor. Türkiye'deki duruma baktığımızda Sağlık Bakanlığı düzeyinde işte özellikle yasa ve düzenlemelerin oluşturulmasında, politikaların belirlenmesinde ne yazık ki hemşirelerin çok katılımcı olamadığını söyleyebiliriz. Bakanlık düzeyindeki hemşirenin temsiliyetinde sıkıntılar var. Daha önce hemşirelik daire başkanlığı vardı bildiğimiz gibi. O ne yazık ki şu an kaldırılmış durumda. İkincisi YÖK'ün özellikle hemşirelik eğitimle ilgili kararlarda benim bildiğim daha önce YÖK Danışma Kurulu vardı ama son yıllarda çok etkin olmadığını biliyorum. Ancak üniversite arası kurulda tıp sağlık konseyinde hemşire dekanlarının temsiliyeti söz konusu. Belki bunu bir fırsat olarak kullanılabilir diye düşünüyorum. Yönetici hemşire yönetim kurullarında yeterince temsil edilmediğini görüyoruz. Hemşirelerin sendikal örgütlenmelere çok etkin olmadığı ve gönüllü olmadıkları, yani motivasyonlarının zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Ancak son yıllarda kurucuları hemşire olan Hepsen sendikası sanıyorum bu konuda iyi bir çalışma yapıyor. Özel sağlık kurumlarında bildiğiniz gibi sendikal örgütlenme yok. Bu da yine çok üzerinde tartışılması gereken bir konu. Özel sağlık kuruluşları sendikalara kesinlikle kapılarını açmıyorlar. Kariyer gelişimi konusunda hemşirelerin mutlaka hemşirelere özgü kariyer olanaklarının tanımlanması. Bu özellikle görevlerine yönelik olarak bu kariyer basamakları belirlenmesi, hemşirelerin kariyer beklentilerinin ve mesleğe geri dönüşlerinin önünü açacak düzenlemelerin yapılması, özellikle tekrar ara verdikten sonra tekrar mesleğe başlayanların önceki deneyimlerinin ve ara vermeden önceki pozisyonlarının dikkate alınması, eğitim ve öğretime devam etmek isteyen hemşirelik personeline bir takım kolaylıkların sağlanması, bu kolaylıklar ücretli izin, ücretsiz izin, çalışma saatlerinin uyumlaştırılması veya eğitim giderlerinin karşılanması gibi olabilmekte.
Hizmet içi eğitimler kurumlarda hizmet içi eğitim süreçleri için gerekli kadro ve kolaylıkların sağlanması üzerinde durmakta. Kişisel anlamda hemşirelik eğitimi, sürekli eğitim, uyum eğitimleri konusunda Türkiye'nin kamuda özelde de iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'de kariyer gelişimi hemşirelerin ilerlemesine yönelik özellikle dikey pozisyonlar, işte baş hemşire, sorumlu hemşire, gözetmen hemşire gibi belirli, atama kriterleri de belirli. Bunları tartışabiliriz. Burada ciddi sıkıntılar var. Ya da yatay anlamda işte diyabet hemşiresi, yara hemşiresi gibi bir takım uzmanlık alanlarına yönelik kariyer olanakları söz konusu. Ancak yatak başında görev alan hemşirelerin kendi yetkinlik düzeylerine göre bir yatay kariyer basamağını ne yazık ki kamuda göremiyoruz. Özel hastanelerin bazıları bu konuda çalışmalar yürütmekte. Kariyer ilerlemesinde atama ölçütlerinin belirlenmiş olmasına karşın buna uyumlu atamaların yapılmaması, özellikle genç mezunların bu kurumdaki bağlılığını azaltan bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer kariyerle ilgili konu, belki Saadet Hocam da bu konuya değinebilir. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde hemşirelerin görünmez olması, aile sağlığı elemanı ifadesiyle sanki orada hiç hemşire çalışmıyormuş gibi bir durumun ortaya çıkması da o alanda hemşirelerin kariyerini engelleyen bir durum olarak değerlendiriyorum. Mesleğe ara veren ya da işte görev değişimi yapılan hemşirelerin yetkinliklerinin dikkate alınmaması da sık yapılan bir uygulama olarak Türkiye'de karşımıza çıkıyor. Yapılan çalışmalarda bunu göstermiş. İşe ara verildikten sonra daha düşük pozisyondan işe başlatılmadıklarını belirtenler var veya bunun tam karşı tersini söyleyenler var. Ama genel anlamda hemşirelerin kendi kurumlarında ilerleme, üst pozisyonlara geçme konularında çok olumlu düşünmediklerini söyleyebiliriz. 2016'da yapılan çalışmada da benzer sonuç çıkmış ve orada örneğin bir yıl içerisinde 7 gün ancak kendi mesleki eğitimi için, sürekli eğitimi için hemşirelerin zaman ayırabildiği belirtilmiş. Ücret konusu, hemşirelik personelin ücreti konusu özellikle insanları bir mesleğe çekecek, meslekte kalmalarını sağlayacak düzeyde olması gerektiği üzerinde duruluyor. Ve bu ücretlemenin benzer ve denk işlerle karşılaştırılabilir, uyumlu olması, ücretlemelerin kamu ve özelde birbirine denk olması, benzer koşullarda çalışan hemşire insan gücünün birbirine yakın denk ücret alması üzerinde duruluyor. Ücretlerdeki artışa, enflasyonun oranında artışa gidilmesi ve olabildiğince ücretlerin toplu sözleşme yoluyla belirlenmesi üzerinde duruyor. Ücret cetvellerinin belirlenmesinde hemşirelerin bulunduğu pozisyonun ve kariyer noktalarının basamaklarının etkili olması gerektiğini, olumsuz koşullarda çalışan hemşirelerin yine mali tazminat ödenebilmesi veya ücretli bir kesinti yapılacaksa bunun koşullarının belirlenmesi, hemşirelerin kurumun sağladığı bir takım işte ulaşımda beslenme gibi olanakların yerine gerektiğinde bunu kullanmadığını, bunun karşılığını ücret olarak alabilmesi konularına değinmekte. Türkiye'de ücretleme konusunda hele bu son yaşadığımız süreçte gerçekten hemşirelerin geçim indeksine baktığımızda açlık sınırlarında bir ücretlendirmeyle karşılaştığını söylemek olanaklı. Enflasyon oranında kesinlikle bir artış sağlanmamakta. Riske yönelik özellikle fazla çalışma durumlarında ya da işte bayram gibi özel durumlarda verilen ekstra ücretlemelerin de çok cazip olmadığını söyleyebiliriz. Örneğin hemşirelerin yine denk eğitimden geçmiş 4 yıllık diğer sağlık çalışanlarına göre daha düşük ücret aldığını söyleyebiliriz. 2005 ve 2016'da yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar söz konusu arkadaşlar. Hemşirelerin çalışma zamanı ve tatil araları ile ilgili maddelere baktığımızda en yoğun burada maddelerin olduğunu görüyoruz. Burada normal çalışma, fazla çalışma, icapçı nöbet, uygun olmayan saatlerin tanımlarını yapmışlar ve buna mümkün olduğunca az başvurulması gerektiği vurgulanmış. Normal çalışmanın ülkedeki diğer çalışanlardan yüksek olmamasını, mümkünse haftada 40 saat çalışılmasını, 40 saatin üzerinde çalışılan ülkelerde de 40 saatin altına indirilmeye çalışılması önerilmekte.
Günlük çalışma saatini de kesintisiz sürekli 8 saati aşmayacak şekilde bir gün en fazla 12 saat olması, işte yemek ve dinlenme molalarının da yeterince verilmesi gerektiği ve çalışma programlarının yani listelerinin önceden kişilerin kendini ayarlayacak bir zaman diliminde verilmesi gerektiğini, hafta sonu tatilde diyebileceğimiz tatillerin nöbetler değişmekle birlikte arka arka 2 gün yani en kötü ihtimalle 36 saat olacak şekilde gerektiğini vurgu yapıyor. Bu 3 ayrı çalışma buldum Türkiye'de bu konuda yapılmış. 2005, 2008, 2016 bu çalışmaların hemen hepsinde benzer bulgular var. Şimdi zaman problemi nedeniyle tek tek girmeyeceğim ama gerçekten hemşirelerin haftada 40-60 saat ortalama işte en son çalışmada 48 saat çalıştıkları. Aylık toplamda da işte 160'ın üzerinde 180 saat, hatta bir örnekte aylık 150 saat fazla çalıştığı vurgulanmış. Dolayısıyla hemşireler çok yoğun çalışmakta. Hatta 2008'de yapılan bir çalışmada hamileliğinin son aylarında bile nöbet tutturulduğu belirtilmiş. Çok zor koşullarda hemşireler görev yapıyor. Fazla mesai işte bu çalışmalar olabildiğince az başvurulması ve bunların ücretlemelerinde farklı olması gerektiği üzerinde durulmuş. Nöbetler arasında mutlaka en az 12 saat kesintisiz dinlenme gerekiyor. Yani kısa işte icapçı gibi yarım gün kesintili nöbet veya ya da çalışma saati olmaması gerektiği. Diğer çalışanlar kadar en az yıllık izin kullanması veya hemşirelerin yıllık izinlerini en az 4 hafta olacak şekilde uygulanması öneriliyor. Türkiye'ye baktığımızda gerçekten nöbet sonrası izinler, işte 2 gün izin kullanmak ya da yıllık izin kullanmalarda ciddi sıkıntılar var. Eski 1954 sayılı hemşirelik kanununda hemşireler bir ay izin kullanır diye bir madde vardı. Bu 2007'de kaldırıldı. Ben mesleğe ilk başladığım yıldan beri 39 yıldır bu meslekteyim. Hep bir ay izin kullandım örneğin. Şu an bu yazık ki bir geri adım gibi de düşünebiliriz bu kazanılmış hakkı. Kaybettik 2007'de. Ve 2016 yapılan çalışmada da 21 gün yıllık izin hakkı olduğu ortalama söylenmiş zaten. Bunu geçiyorum. Bu kararların uygulanması konusunda belki şunu vurgulanabilir son sözü olarak. Tüm bu kararlarda meslek örgütlerinin özellikle sendikaların görüşlerini, çalışma zamanının saatleri, izinleri konusunda alınmaması Türkiye'de veya bir takım meslek örgütlerinin ilettiği görüşlerin de ne yazık ki kanun koyucu tarafından dikkate alınmaması sorununu yaşıyoruz ve bu bizim için gerçekten ciddi bir sorun haline dönüşüyor. İş sağlığıyla ilişkili olarak da burada özel yani her üye ülkenin özel konumuna göre burada düzenlemelerin yapılması, hemşirelik personeli için iş sağlığı birimlerinin oluşturulması, bu eğer ülkede bu birimler yoksa bu sağlık sektöründe oluşturulması gerektiğine vurgu yapılmış, çalışanların düzenli olarak tıbbi incelemeden geçirilmesi ve bu eğer bir risk durumu varsa buna yönelik de bu aralıkların planlanması. Ve bu hemşirelerin özellikle bu iş sağlığı hizmetlerinden yararlanması konusunda birlikte çalıştığı hekimlerin objektifliği sağlamak adına görevlendirilmemesi, başka bir hekim tarafından incelenmesi öneriliyor tavsiye kararlarında. Hemşirelik hizmetlerinin işte işten kaynaklanan kazalar, hastalıklar bir durumda da ayrı değerlendirilmesi gerektiğini, riskleri azaltıcı önlemlerin alınması, eğer varsa bir risk durumu bunun mutlaka tazmin edilmesi, hamilelik bebekli annelerin hak kaybına uğramadan kendisi ve bebeğinin sağlığı için uygun işlere kaydırılması ve bunları belirlerken mutlaka hemşirelerin veya temsil eden kuruluşlarıyla işbirliğinde bunların yapılması üzerinde duruluyor. Türkiye'de İş Sağlığı İş Güvenliği Kanunu ve Yönetmeliği 2012'de çıkarılarak iş sağlığı birimlerinin kurulması konusu gündeme geldi. Küçük ölçekli hastaneler ve kamu hastanelerinde bu işleyişte son yıllarda çalışmalar daha yoğunlaştı. Ancak yine de zaman zaman sorunlar yaşanıyor. Özellikle hastanelerde risk belirleme çalışmalarıyla hemşireler için risk oluşturan birimlerde buna yönelik önlemlerin alınması ve kontrollerin yapılmasında sıkıntılar yaşanabiliyor. 2006 ve 2016 yapılan çalışmada da bu konuda gerçekten hemşirelerin söylemi çok olumlu söylemler değil. Örneğin birçok 2006'daki çalışmada sevk almada sorun yaşadıkları,
riskli birimlerde koruyucu önlemler almadan çalıştıklarını ifade etmişler ki bu gerçekten üzerinde durulması gereken bir konu. Sosyal güvenlik konusu... Hocam, Ülke güzel. Hocam, süremizi aştık. Acaba özetleyebilir misiniz? Tamam, peki. Ben bunu... Türkiye'de bu konuda özel ve kamuda biliyorsunuz şeyler var, sıkıntılar var. Zaten bitti. Evet. Yani uluslararası işbirliğiyle ilgili bir soru sormuştum aslında ama o konuda hakikaten şey görülemediği için sanıyorum yabancı konuşmacımız cevap veremedi. Orada şey var yani hemşirelerin göçmen hemşire diyebileceğimiz ülkeler arasındaki dolaşımında alıcı ve verici ülkelerin hemşire gereksinimde dikkate alınması gerektiğini tavsiye kararları söylüyor. Ama ne yazık ki işte şu anki uygulamada çok sayıda hemşirenin Avrupa Birliği'ne ülkelerine ya da işte Amerika'ya gitmeye çalıştığını da görüyoruz. Evet, soru gelirse yine açarım ben. Kısaca 12 Mayıs Hemşirelik Haftamızı kutluyorum. Tüm hemşirelerin emeklerinin karşılığında hak ettikleri çalışma ve yaşama koşullarına kavuşmalarını diliyorum. Soru ve katkılarınız olursa tekrar konuşabilirim. Teşekkür ediyorum. Sayın Hocam, çok teşekkür ederiz. 16 madde halinde gerçekten çok güzel özetlediniz Türkiye'de hemşireliğin durumunu. Eğitimden uygulamaya, istihdamdan tatile kadar 9 alanda doçentlik alanı dediniz. Ben oturum başkanı olarak sormak istiyorum. Acaba Avrupa'da ya da Amerika'da ya da daha gelişmiş ülkelerde doçentlik alanı daha farklı mı? Ya ben bir diyetisyen olarak şu anda oturum başkanlığı yapıyorum. Biz tek alanda gidiyoruz. Tabii ki hemşirelik Türkiye'de çok gelişmiş bir meslek gerçekten. Ya bununla övünüyoruz, sağlık bilimleri alanında gurur duyuyoruz. 9 alanınız var. Acaba diğer gelişmiş ülkelerde nasıl? Ben sadece onu sormak istiyorum. Katkınız için teşekkürler. Teşekkür ederim. Aslında bu konuda Saadet Hocam belki daha net bilgi verebilir. Ben çok ayrıntılı bilmiyorum bu konuyu. Ama bizde de biliyorsunuz ilk başlangıçta hemşirelik tek alan şeklindeydi. Sonra 5 şekilde çıktı. En son 7 olduk ve en son 2-3 ya da 3 yıl önce gündeme geldi. 2000'in başlarında da 9'a çıktık. Yani bu bir şeyin nasıl diyelim bir sürecin sonucunda bu noktaya geldi. İlk süreçte zaten tek diye hemşirelik olarak geçti sizin gibi. Evet, aynı bizim alanlardaki gibi. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Emeğiniz için, sunumunuz için, bize ayırdığınız zaman için. Ben de kutluyorum sizin nezdinizde bütün hemşirelerin gününü, Florence Nightingale'deki öğrencilerimizi, hocalarımızı. Başka soru ve katkı yok galiba arkadaşlar. O zaman bu... Saadet Hocam bir şey söyleyecek ama bu konuda. Sesiniz... Saadet Hocam burada mı? Evet. Buyurun hocam. Muazzez Hanım'ın sorusunu cevap vereyim hemen evet. Burada. Kendi konuşmamdan zaman kazanmış olayım böylece. Şimdi çok haklısınız bu soruyu sormakta. Amerika'da bu kadar çok alan yok. Doçentlikte. Bir hemşirelik de var. Belki bir hemşirelik araştırması diye var. Benim aklımda kalanlar bunlar. Epeydir de bu alandan uzağım. Ne kadar uzağım? 10 yıldır uzağım. 10 yıldır da önemli bir gelişme olduğunu düşünmüyorum ABD'de. Biz Türkiye'de bunu böyle yapmak istedik ama bu Türkiye'deki sisteme uymadı. Sağlık sektöründe. Onun için bölümlenmek durumunda kaldık. Ama ben şu soruyu bugün de soruyorum. Bu kadar bölümlenme doğru muydu, hemşireliğe ne getirdi? Bu soru açıktadır. Teşekkür ederim bu soruyu ilettiğiniz için. Hocam çok teşekkür ederiz. Bir sonraki konuşma ve oturum zaten size ait. Evet. Ülke Hocam tekrar teşekkürler. Evet. Bu oturumu kapatıyoruz. Günümüzün evet. Birinci oturumunu. Ufak bir ara vereceğiz. Devam edeceğiz. O zaman sözü sunucumuza bırakıyorum Gizem'e. Buyurun lütfen. Bir oturumu moderatörünün yapmak üzere sözü Döken Sağlık Artı Kader Harmancı Seren'e ve Medikana Sağlık Kurulu Hemşehrilik Hizmetleri Grup Müdürü Uzman Hemşire Sayın İpek Can Polat'a bırakıyorum.
Teşekkür ederiz Gizem Hanım. Biz de ikinci oturumda Saadet Hocamızı ağırlayacağız. Ben oturuma başlamadan önce sözü meslektaşıma da bırakacağım. Ama kısa bir özet yapacağım. Saadet Hocamı tanıtmak istiyorum. Aslında bir sürü meslektaşımız kendisini çok iyi tanıyor. Kendisinden özgeçmiş de istedim ama göndermedi. Göndermeyince ben de webten bir şeyler toparladım. İnşallah kızmaz bana kendisi. 1962 yılında liseden mezun olmuş hocamız. Normalde bu kadar eskiye gitmeyiz ama şöyle diyor bu bulduğum notta. Lise sonrasında bir çoktan seçmeli sınava girmiş ve o sınavda kendisine büyük şehirlerde iki tarafı ağaçlıklı yola verilen ismin baş harfi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulduğunda C cadde diye düşünmüş. Halbuki B ve B bulvarmış. Bu diyor kendisi benim hayatımda sözcükler üzerinde özenle durmanın ne denli önemli olduğunu anlamamı sağladı. Çünkü Atatürk bulvarını bilir ve söylerdim ama bulvar ve cadde sözcüğü arasındaki farkları bilmezdim diyor. Kendisi 62-63 döneminde Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'ne başlıyor. 67-68 o yıllarda bitiriyor. Ama yine diyor ki 4 yıl sonunda hiçbir şey öğrenmeden mezun oldum. Fakat kendisi hiçbir şey öğrenmeden mezun oldum diyor ama çok başarılı olduğu için kendisini okula asistanlığa davet ediyorlar. Ve şöyle tarif ediyor, mesleki kimlik arayışım bunun sonrasında 18 yıl sürdü diyor. 18 yıl bir hemşire ama hemşireliği arayan bir hemşire kendisi. Ve 1989 yılına geldiğinde artık sağlığı ve mesleği anlamış, bir şeyleri yerli yerine oturtmaya başlamıştım diyor bu bulduğum anekdotta. 1989 yılından beri de hemşirelik mesleğinin varlığına inanmış ve çok iyi bir meslek olduğuna inanmış bir profesyonel olarak mesleği anlama, anlatma ve geliştirme çabalarını sürdürdüğünü söylüyor. Kendisi 15 yıl 1992-2007 yılları arasında hemşirelik kanununun revizyonu konusunda kesintisiz çalışmış bir hocamız, meslektaşımız. Yine 2005-2008-2019-2014 yıllarında Türk Hemşireler Derneği'nde yönetim kurulu başkanlığını ve yönetim kurulu üyeliğini sürdürmüş. Sadece ulusal değil, az önce Polde konuşmasında kendisine atıf yaptı zaten. Uluslararası alanda ICN, gerek Uluslararası Hemşireler Konseyi'nde, gerek Dünya Sağlık Örgütü'nün hemşirelikle ilgili dünya ölçeğinde yaptığı bir takım toplantılarda, çalışmalarda ülkemizi temsilen görev almış, layıkıyla temsil etmiş bir hocamız. En son 2020 yılında Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı tarafından Tayvan Kraliyet Ailesi'nin düzenlediği bütün dünyada bir hemşirelik ödülü vermek amacıyla, yanlış hatırlamıyorsam Prenses Srinagarinda ödülü onun adına verilen, onun ismiyle anılan bir vakfın verdiği ödül layık görüldü. Ben kendisini bu kadar ifade edebiliyorum ve sözlü meslektaşıma veriyorum. Saadet Hanım'ı hazır tanımışken, ben de hemşirelikte nitelikli emek gücü yetiştirme ve geliştirme sorunları Türkiye genelinde değinmek üzere Profesör Doktor Saadet Ülker'e sözü vermek istiyorum. Hocam buyurun, söz sizde. Tamam, çok teşekkür ederim. Hemen bir kere bu hemşirelik haftamız kutlu olsun. Her zaman hüzünlü ve sıkıntılıdır. Bir adım ileriye atar mıyız? Kazanımlarımız ne olmuştur? Kayıplarımız ne olmuştur? Biz neredeyiz? Hep sıkıntılıdır bu kutlamalar. Neyse ama yine konuşabiliyoruz en azından. Bu önemli bir şans. Şimdi ben hemen arkadan en sondan başlayayım. Ülkü Hanım'ın yönelttiği bir soru var. Oradan mesela girebilirim. Diyor ki bir hemşirelik kanunu tasarısı hazırlanırken 1997'den başlayarak Sağlık Bakanlığı'nda resmen başlamıştır. Hemşirelik kanunu üzerinde çalışma. İlk defa ve resmen başlamıştır. Ve ondan 15 sene sonra 2007'de kanunlaşmıştır. 1998 senesinde elimdeki size şu belgeyi göstermek istiyorum. Görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz herhalde. Bakın tarih 2018. Mesut Yılmaz hükümeti zamanı. 2007'de 1992'de başlayan ve 2007'de biten ama ondan sonra uzatılan ve ancak 2007'de kanunlaşan bu metin aslında 1998'de Mesut Yılmaz hükümeti döneminde geçti komisyondan. Aile, Sağlık, Sosyal İşler Komisyonu'ndan.
o komisyondan geçerken o tasarıda hüküm şöyleydi ve komisyondan aynen geçti. Neydi hüküm bakın? Hemşire ayrıca hekimler tarafından yazılı olarak bildirilen tıbbi tanıya ve tedaviye yönelik işlemleri uygulamaya yetkilidir. Bu şimdiki kanunda da var. Ancak bu işlemlerden hizmet alacak olana zarar vereceğinden şüphelendiği durumlarda çok kritik bakın. Sorumlu hekim ile durumu bir kez daha görüşür. Bunu yazdınız, bu programı yaptınız. Benim de bunu teslim alıp uygulamam gerekiyor. Ama ben bunu teslim alırken bu planınızda bu hastayı o kadar iyi tanıyorum ki, geçmişini o kadar iyi biliyorum ki, bu planda bir sıkıntı var şu nedenle diye söyleyebilecek bir hemşire. Düşünün, tarif ettiğimiz hemşireyi düşünebiliyor musunuz burada? Evet, ona geleceğim daha sonra. Sorumlu hekim ile durumu bir kez daha görüşür. İlgili hekim işlemin uygulamasında ısrar ederse, hayır, benim dediğim olacak derse, hemşire uygulamadan kaçınabilir. Ben bunu yapmıyorum diyebilir. Madem istiyorsunuz, buyurun siz yapın diyebilir. Bu durumda gerekçelerini hekime ve mesleki amirine yazılı olarak zamanında bildirmek de yükümlüdür. Yani o anda yazılı olarak bildirecek. Bir gün sonra, 5 saat sonra iş işten gelecek. Hem kendi amirine bildirecek, ben bunu bu nedenle yapmıyorum, hem de hekime bildirecek. Hemşire bu kaçınma sonrasında eğer kaçınma kararında haksız bulunursa o zaman bundan sorumlu tutulur ve cezai işlemlere tabi olur. Ama haklıysa da her anlamda hukuki, mesleki ve ahlaki anlamda o zaman işine devam eder. Bu bakın, bu tasarının, bu meclisten çıkan tasarının şu tarafı giren halidir, bu tarafı da çıkan halidir. Görüyor musunuz? Girdiği gibi bir tek kelimesi değişmeden çıkmış 1998'de. Ancak 98'den sonra Türkiye çok karışıktı o zaman da, siyasi yönler. Efendim, 2002'lere geldik, bu karışıklık bizi getirdi. Bu arada hemşirelik kanunun üzerinde tartışılmadığı, konuşulmadığı, ele alınmadığı, alınır gibi yapıldı, bırakıldı, istenmiyordu çünkü. Bunun büyük bir macerası var, bir kısmı yazıldı bir kitapta var, bir kısmı daha da genişletilerek yazılıyor. Yıl oldu işte 2002, bugünkü hükümet, AKP hükümeti yönetime geldi ve kanunu bir süre almadı ele, sonra aldı, oraları çıkarttı etti. Sonunda 2007'de çıkan kanunda bu hüküm kayboldu. Tamamen kayboldu, yönetmeliğe girdi. 2007'de kanun çıktı. Bir kanun çıktığı zaman en geç 6 ay içerisinde, hadi bilemediniz 8 ay içerisinde, o kanunla ilgili uygulamaya dönük yönetmelikler çıkar. Kanunlar genel hükümler içerirler. Genel hükümlerin ne anlama geldiğini yönetmeliklerle anlarız. Onlar çünkü ayrıntılıdır. 2010 yönetmeliğinde bu bizim güzelim size okuduğum maddemiz hemşireliğin kimliğini tam olarak ortaya koyan bu madde bakın ne hale geldi. Tıbbi tanı, yani bu yönetmelikte yer alıyor bu. Hemşirelerin görev yetki ve tanımları madde 6'nın C fıkrası. Tıbbi tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler. İstenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak ne yapar? Hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır. Yani bir olumsuzluk görüyor. Ne yapıyor? Bu olumsuzluk geliştiği zaman kayıt tutuyor. Bunu hekimi bulursa veriyor. Bulamazsa hekimi bekliyor. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bakın. Birinci hal şunu söylüyor. Dönersek Türkiye'deki bu hemşire modeli, kavrayışı, imgesi nereden doğdu? Değil mi? Buna bakmak lazım. Bütün hemşirelik fakültelerinin
fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının bu tarihsel süreci siyasi anlamda ve ideolojik anlamda çok iyi kavramaları gerekir. Kavramadıkları takdirde verdikleri eğitim bugün bizi buralara taşımıştır. Yığınla profesörü, doçenti olan, fakülteleri olan, fakültelerin içerisinde bölümleri olan bu meslek hala yardımcı sağlık personeli olarak kalabilmektedir. Şimdi kim güçlüdür? Karar verebilen. Öyle değil mi? Bu kararları uygulayabilen. Şimdi ben hemşire olarak baktığımda bir insana eski değiştirdiğimiz kanunda hekim ne derse onu yapardı. Tamam, onu anladık. Çünkü meslek lisesi düzeydeydi ve meslek ortaokul mezunu olup aslında 4 yıllık eğitimden geçmiyorlardı. 2 yıllık eğitimden geçiyorlar. Diğer 2 yılı onları lise mezunu saymak için lisenin derslerine ayrılmış. Tarih gibi, matematik gibi, fizik gibi, coğrafya gibi. Yani bir ortaokul mezunu meslektaşımız ortaokulu 15 yaşlarında, 14 yaşlarında bitirdiyse 4 yıllık, ilk zamanlar hatta 3 yıldı, daha sonra 4 yıla çıktı. 2 yıllık eğitimle hemşire oldular. 2 yıllık eğitimle çocuk yaşta bu kadarlık bilgiyle ancak söyleneni yapan insanlar yetiştirebilirsiniz. Sorgulayan insanlar yetiştiremezsiniz. Peki üniversite sorgulayan insanlar yetiştirebildi mi? Hayır. Hiç tartışmasız buna hayır diyorum. 45 sene üniversitede öğretim üyeliği yapmış olarak. Her şey Türk eğitim sisteminin 1950'lerden sonra ezberci eğitim sistemine oturtulmasıyla, angaje olmasıyla perişan olmuştur. Bir hemşirelik eğitimi 1911'de diyelim ki Refik Saydam hiç eğitimli olmayan insanlara kurslarla hastanelerde eğitim verip hemşire diyorlar. 1911 daha Cumhuriyet kuruldu değil. Cumhuriyet kurulduktan sonra 1925'te ilk Kızılay Okulu kuruluyor. Özel olarak Amiral Bristol Hemşirelik Okulu kuruluyor. Ondan sonra efendim işte 1955'te burada hemşirelik okulları, Haydarpaşa'da değil. O neydi o? Bir sağlık ekibi yetiştiren, ebe yetiştiren, onu biraz sonra hatırlayacağım. Yani meslek lisesi düzeyde. Ondan sonra efendim işte 1955'te ne oluyorsa oluyor. Ege Üniversitesi'nde bir profesör doktor, tıp doktoru lisans açıyor. 60'da 61'de Hacettepe açıyor. Florence Nightingale açıyor. Ondan sonra kaç yıllarca bir Erzurum açılıyor. Hacettepe'nin şeysiyle, girişimiyle. Ve buralar programlarını Boston Üniversitesi'nden alıyorlar. Kağıt üzerinde bir iyi program var. Ama bu programı asla yönetecek güçte insan gücü yok. Ne Florence Nightingale'de, efendim ne de Hacettepe'de, ne de daha sonrakilerde. Çünkü kurucular, yani kurucular demeyelim onlara, birilerinin kurduğu ve kurulmasına güçlerini verdi. Kattı ki başta İhsan Doğramacı oluyor bu. Daha sonraki dönemlerde tıp doktoru, Hacettepe'yi kuran, onların uygun buldukları kişiler bir şekilde temasta o geçip Kızılay Sağlık Meslek Lisesi mezunlarından işte
Evet, sevgili katılımcılarımız, teknik bir sorun yaşadık. O nedenle bir ara vermek zorunda kaldık. Planlı değildi ama hocam, Saadet Hocam, sizi dinlemeye devam ediyoruz. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Şimdi 66 mezunuyum. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Lise Okulu'ndan. Bu 4 yıllık süreçte çok kafaları çok pragmatik olan, durumu iyi değerlendiren 11 kişilik sınıfta çok akıllı arkadaşlarım var. Yani ben onların niçin bu kadar çok huzursuz olduklarını da anlayamamıştım doğrusu. Çok yıllar sonra anladım ya, onlara çok hak verdim. Onlar hep şunu soruyorlardı. Bize bunu okutuyorsunuz bu 4 yılda ama burada bir kanun var. Bu kanun meslek lisesinden mezunların görev, sorumluluk ve yetkilerini tarif ediyor. Neden bu kanunu değiştirmiyorsunuz? Bunu hocalarımıza sorduğumuzda işte siz kendiniz, biz size öğretiyoruz. Siz de öğrenirsiniz, gidersiniz sahada, bu öğrendiklerinizi uygularsınız, farkınızı ortaya koyarsınız. Farkınızı ortaya görürler ve ondan sonra sizin ileriye dönük yasadaki değişiklik taleplerinizi anlar, kabul eder ve geçirirler. Öyle mi? 1966'da mezun oldum, kanun 2007'de çıktı. Bunu böyle söylüyorlardı. Mücadelelerimiz böylece kırılıyordu. Çünkü biz o eğitimlerde bunları anlayacak ve değiştirecek bir güçle yol alamadık. Eğitim çok zayıf. İki, her tarafta çok zayıf olduğunu iddia ediyorum. Hiç kimse, hiçbirisi biz çok güçlüydük lan diyemez. Güçlü olsaydı hakikaten analitik bir zekaya sahip olan insanların zekaları, akılları doğru dürüst ezberci olmayan bir yöntemle işgal edilseydi sorunlar bu kadar uzun süre yaşanmazdı. Ama maalesef bu işgal beyinleri tutukladı. Tutuklanan beyinlerin aklının başına gelip mücadeleye girmesi ta 1992'yi buldu. Hep iddia ederler ki Türkiye'de hemşirelik kanununu çok çalışıldı, çok yapıldı, çok edildi. Elimizde tek belgeler var. Evet. Hemşirelik Derneği 1943'ten itibaren Hemşirelik Derneği adını almış. Ondan önce 33 yıl Hasta Bakıcı Hemşireler Derneği olarak ele almış, birileri hazırlamış, arkasından koşmuşlar, olmamış. Sağlık Bakanlığı hazırlamış, duymuşlar. Nasıl hazırladınız görelim demişler. Biz de bir değişiklik yapalım, biz de fikrimizi söyleyelim demişler. Olmamış. Sonunda 1954'te kanun çıkmış. Fakat bu kanundan memnun değiller. Yine bu kanun hakkında eleştirileri var. Çünkü yardımcı hemşirelerle aynı görünmekten çok şikayetçiler. Bir üstü yok. Yani ben 1962 senesinde buraya girdiğimde benim için bir kanun yoktu. Arkadaşlarım eğitim süresince bunu sorguladığında bu okulu kuran doğramacı, Hacettepe'yi kuran doğramacı da aynı şeyleri söylüyordu. Benim elimde bu hocalar var. Bunlar yetişti. Artık onlardan ne alırsınız alırsınız, siz kendinizi geliştirirsiniz, gidersiniz kanunu değiştirirsiniz. Onlarca insan 2007'ye kadar, hatta yüzlerce diyeceğim o geçen yıllar içerisinde, kimliği tanımlanamamış bir biçimde sahada sıkışmış bir durumda hemşirelik hizmetini yürütmeye çalıştı. O zaman şöyle gelelim tekrar. 86 yıl, yani 1925'i esas tarih olarak alırsak, hani örgütlü bir okul açılıyor, Kızılay. Açıldıktan sonra ortaokul mezunu olacaklar ve eğitim süreleri belli. Şöyle ya da böyle ama süreleri belli. 2007'ye kadar 86 yıl, bunu bilmek gerekir. Türkiye'de hemşire, insan gücü, imajı, sayıları çok yüksek düzeyde olan, daha sonra sayıları 2000'lerden sonra artmaya başlayan yüksek okullarla birlikte meslek lisesinden kazandığı imajla, onlara kazandırılan kimlikle bugünlere geldi. O kimlik nedir? Söyleneni yapacaksın. Efendim diyordu ki bazı işte yönetimde ileri gelen hocalarımız, yani kurucularından, efendim yasamız elimizde var, gayet iyi, siz iyisini yapın, görsünler, değiştirirler. Ama bakın şimdi sizi karşısında
görüp kabullenmeye hazır olmayan bir hekim grubu var. Görüp kabullenmeye hazır olmayan bir meslek lisesi meslektaş grubu var. Üç ve belki de buna bir demek gerekir. Sahada onlardan farklı olarak ne yapması gerektiğini öğrenmemiş, anlamamış lisans mezunu hemşireler. Bu kadar böylesine dramatik bir durumu anlamadan hemşirelik tartışmak boşa kürek sallamaktır. Şimdiye kadar da boşa kürek sallanmıştır. O onu yaptı, bunu yaptı falan değil mesela. Burada toplumsal yapıyı anlayacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti 1940'lı yıllardan sonra, hele ki 50'den sonra ideolojik olarak ve politik olarak kapitalist sisteme entegre olmuştur. Daha sonra kapitalist emperyalizmle bu yürüyüşünü bugüne kadar sürdürmektedir. Bu yürüyüşte payına düşen montajcılıktır. Gerçek üreticilik değildir. Montajcılık içinde o ülkelerde düşünen insanlara değil, becerisi yüksek olan insanlara ihtiyaç vardır. Ve Türkiye'de hemşirelik temel eğitim bu nedenle ezbere dayandırılmıştır. Ve düşünmeyen, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür insanlar yetiştirilmemiştir. Özellikle 1950'den sonra. Ezberci ve ucuz emek kölesi, köledir. Ucuz emek üzerine. Bakın 86 yıllık pratikten bahsediyorum. Bunu bilmeden, bunlar üzerine gitmeden, Türkiye'de mesela Ülkan'ın sendikalaşma hareketlerinden bahsetti. Sendikal hareketin Türkiye'deki tarihçesini bilmeden ve bugün içinde bulunduğu o batağı görmeden sendikalaşmaktan bahsetmek, yani örgütlü bir mücadeleden bahsetmek mümkün değildir. Önce onu o batağı göreceğiz. Artık sendikalar sendika olmaktan çıkmışlardır. Emeğin kavgacısı değillerdir. İLO'nun hiçbir sözleşmesine onlar yüz veremezler. Ama unutmayın, İLO da kapitalizmin bir örgütüdür. Ama kapitalizmi üretenlerin örgütüdür birinci derecede. Biz kapitalizmin destekçi ülkeleriyiz. Taşeronlarıyız yani. Bakın bu terminolojilere, bunları kavramadan hakikaten üst perdeden konuşmanın hemşirelik için ve Türkiye'de sağlık için ve Türkiye'de eğitim için ve Türkiye'de tarım için ve Türkiye'de herhangi başlıktaki herhangi bir konu için faydası yoktur. Bir kere bunları bir kavrayacağız. Şimdi bakın biraz sonra sevgili Ülkü Hanım, sizin bir sorunuz daha vardı, onun cevabına geleceğim ama ondan önce Paul Raven'den bir şey yapayım. Yani biraz önce konuşmacı olan Avrupa Hemşire Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Paul Raven. Evet, onunla ben Türk Hemşireler Derneği Başkanı'yken çok yakın temasımız oldu. İki defa Belçika'da yapılan toplantıya, son olarak da Moldova'da yapılan, başkentte yapılan toplantıya katıldım. Ve hatta orada Türkiye üye değil. Üye olamıyor. Niçin olamıyor? Onu açıklayacağım demiştim hafta sohbette. Çünkü Türkiye ICN'e üye, IFN'e üye olmasına bir engel yok. Ama Türkiye üyelerinin azlığı nedeniyle aidat toplamıyor. Geliri az. Zar zor aidatını kişi başına, o da İsviçre frangı karşılığı, ICN'e ancak ödeyebiliyor. IFN de, yani Paul Raven'in örgütü de bir üyelik için para istiyor. Hem ona hem buna para verecek durumda değiliz. Keşke de verebilsek ve o örgütlerle yan yana çalışabilsek. Ama yani benim ICN'e karşı da çok ciddi eleştirilerim var. Dünya Sağlık Örgütü'ne karşı da çok büyük eleştirilerim var. Ve IFN'e de karşı, hemşireye bakışlarında. Ama bu karşıtlık tartışmaya engel değil. Bir arada yürümeye engel değil. IFN'e bu nedenle üye değiliz. Üye sayısı artsın, gidin üye olun, aidatlarınızı da ödeyin, paraları olsun, bir derneğe üye. Şimdi Paul Raven diyor ki, en önemli konularımızdan bir tanesi hemşirelikte harmonizasyon. Yani
birbirine benzesin her şey. Biri orada başka bir şey. Bilmem işte ilkokul üzerine biraz eğitim yapmış, pratik yapmış olanlar. Efendim öbür tarafta ortaokul. Biz yıllarca bunu yaşadık. Efendim öbür tarafta işte 11 yıl üzerine 2 yıl okusun falan değil. Temel eğitiminde bir bütünleşme olsun. Kime hemşire denilecek? Bunu soruyor. Kim hemşire, kim değil? Buna açıklık getirilmesi gerekiyor. ICN buna açıklık getirilmiş. Her yıl hemşirelik için gündemler belirleyen ve Türk Hemşireler Derneği'nin de aman o ne diyor, bir dinleyelim bakalım, biz de ona göre konuşalım dediği ICN, aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün bir parçasıdır. Dünya Sağlık Örgütü de Birleşmiş Milletler'in bir parçasıdır. Birleşmiş Milletler hep birlikte de kapitalizmin bir parçasıdır. Bunları unutmayalım. Lütfen, lütfen bu örgütlerin yerlerini bilelim. ICN hiçbir zaman hemşirelik için şu hemşiredir demedi. Ne yapalım, ülkelerin özelliklerine göre işte Çin'dekine şuna diyebiliriz. Neredeki işte Asya'da bir ülke söyleyeyim, Malawi, bilmem ne, şu kadar eğitim biri, o da hemşiredir, onu da alalım diyeceksin. Amerika'daki de hemşiredir. Efendim işte bilmem neredeki de hemşiredir. Böyle yaklaşım olmaz. Böyle yaklaşım olmaz. Bu Türkiye Hemşireler Derneği'ni yönettiğim zaman da Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Hemşirelik Konseyi ile birlikte yaptığı ve çıkarttığı rapora görüş için göndermişti. Yazdığımız çok ciddi bir eleştiri vardı. O da Türk Hemşireler Derneği'nin kayıtlarında bulunuyor. Böyle şey söyleyemezsiniz. Yani hemşireliğin bir kere meslek olarak tanımını net olarak ortaya koyun. Nasıl hemşire olmuş? Çıplak ayakları hekim mi diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Hani bu zamanlar çıplak ayaklar vardı Çin'de. Şimdi o mu kabul ediliyor doktor olarak? Buna diyeceksiniz ve daima o raporda şu da vardı. Hemşireliğin sayılarından önce söz ediyor, niteliğinden sonra söz ediyor. Dedik ki bu terminolojiyi değiştireceksiniz. Önce niteliği tanımla bakalım Uluslararası Hemşirelik Konseyi. Ondan sonra sayıyı. İkisi de önemli ama nitelikten kaçıyorsun hep. Çünkü belli bir karar şeysi oluşturamıyorsun. Şuna hemşire de diyemiyorsun. İşte Paul'un, o çok teşekkür ederim. Türkçe'de buna çok memnun olunca Allah razı olsun dedir. Harmonizasyon meselesine burada bana imkan verdi ve böylece girme şansına sahip oldum. Bu oluşmadığı sürece bu ülkede, yani dünyada hemşirelik bu sıkıntılar diyor ki şimdi bu hemşire sıkıntısı, sayısal sıkıntı dünyanın her tarafında var. Göç her tarafında var. Niye var? İşte bu belirsizlikler, bu kimliğin, gerçek kimliğin tanımlanamamış olması. Bakın İngiltere'nin şunu göstereceğim şey. Şunu görüyor musunuz? Standards for the Administration of Medicines. İlaç uygulamalarının standartları. Kim koymuş bu standardı? Bir zamanlar bu UKCC'di, yani Birleşik Krallık Ebelik Hemşirelik Konseyi. Sonra bu Hemşirelik Konseyi oldu ama ebelik ayrı oldu. Bakın şu kadar sayfada, bunları böyle görün. Bir hemşire ilaç verirken nelere dikkat? Bizim kanunumuzda ne diyor? Verdiği hastaya, yani ilaç verme kurallarına uymaz, bir yanlışlık yaparsa sorumluluğu orada. Hangi kanunda? 1954 kanunu. Bu kanunda o yok. Olmaması iyi. Onu ben doldurabilirim. Öyle değil mi? Oradakinde doğru insan, doğru yer, doğru ilaç, efendim doğru doz filan. 5 tane bir doğrusu var. Onlardan bir tanesi de yanlışlık yaparsın. Sen yanlışlık yaptın. Öyle küçük küçük dinleme. Meslek lisesi, hatalısın, suçlusun. Şimdi biz gelelim lisanslılara, yani bizim yetiştirdiklerimize. Ben nasıl yetiştim? Asla farmakoloji bilincim olmadı. Çünkü hücre bilincim yoktu. Ama fizyoloji okudum mu? Okudum. Bütün öğrenciler okuyor mu fizyoloji? Okuyor. Bütün öğrenciler anatomi okuyor mu? Okuyor. Herkes patoloji okuyor mu? Okuyor. Kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Hücrenin dinamiklerini bilmeyen, normal işleyişini bilmeyen,
hangi koşullarda normal dışına düşer? Hangi koşullar bunu zorlar? Bunu anlamayan hücre uzmanı olmayacaksınız. Ama size anlatılan fizyoloji bunu size kavratacak. Kavratacak ki hastanıza iğne yaparken bile bir hastaya travmatize ettiğinizi, bu nedenle asepsiye fevkalade dikkat etmeniz gerektiği bilinciyle davranacaksınız. Ne yapıyor hemşireler şimdi? Sizin kolunuzdan kan alacaklarsa önce bir güzel antiseptikle siliyorlar. Sonra elleriyle de damarı yıkıyorlar. Elleri damarı mı yokladı? Orada antisepsi diye bir şey kalmadı. Daha sonra da iğneye giriyor elleriyle ellediği yerden. Ne antisepsi kavramı var, ne hücre kavramı var. Her şey ayrı ayrı kompartmanlar halinde bilgiler var. Sınavlarına girildiği zaman ne şekilde soru sorulacağı belli. Cevaplarında ne olduğu aşağı yukarı belli. Herkes sınıfını geçiyor ve ondan sonra hemşire oluyor. Verdiği ilaçlardan. Mesela geçenlerde Hacettepe Üniversitesi'nde bir mezun ve çocuk hastanesi başhemşiresi meslektaşım çok gülerek ve üzülerek bir şey anlattı. Öğrenciyken onlara şunu sormuşum. Ya gidip onda bunu veriyorsunuz. Niye bunu onda veriyorsunuz? İşte efendim tek ilaçlar saat 10'da verilir. 4 ilaçlar 12, 18, 20, 6'da verilir. 3 ilaçlar 14, 22, 6'da verilir. Aa, standart. Niye standart? Diyelim ki hastanın tansiyon ilacı bu. Ya saat 10 acaba bu adam için uygun mu? Biz biliyoruz ki, literatür diyor ki, tansiyonun en sorunlu olduğu an sabah 5-5.30 sıraları. Bu antihipertansif alıyorsa, sen bunu onda bir tansiyon mu diye ölç bakalım da ondan sonra ver. Bir de bir dene bakalım. Saat 6'da ölçtüğünde gececi kaç buldu? Saat 9'da kaç bulundu? Verilmesi gereken saatte kaç bulundu? Ama bir rutine bağlanmış yaşam belirtileri, ölçümleri, rutine bağlanmış ilaç bilgili şeyleri, sunumları. Ve lisans düzeyinde de maalesef hizmet böyle gidiyor. Böyle giden meslekleri söz sahibi olması mümkün değildir. Elinizde isterse 3 fakülteden ayrıca da şey olsun. Başka diplomalar da olsun. Profesör diplomanızla gidin kliniğe. Siz yine söz sahibi olamazsınız. Söz sahibi olacak olan insanlar ne yaptıklarının bilincinde olan, niçin yapmadıklarını açıklayabilen, neden yaptıklarını açıklayan insanlar. Hemşirelik bu durumda değildir. Bütün öğrencileri, yıllardır söylüyorum bu konuşmam benim yeni değil, bütün öğrencileri bu konuda fakültelerini, öğretim kurumlarını uyarmaya davet ediyorum. Fakülte kurul öğretim heyetini de bu konuda düşünmeye davet ediyorum. Örneğin, hemşirelik süreci, hemşireliğin başına püsküllü bir bela olmuştur. Neden? Çünkü ezber yüzünden. Hemşirelik süreci diye bir şey yoktur. Bilimsel süreç vardır. Bilimsel. Siz hastanızı değerlendireceğiniz zaman, ya bu hastanın neydi? Tıbbi tanısı neydi? Laboratuvar bulguları ne? Bu tanısıyla, bu bulgularıyla ve şu andaki durumuyla hemşire olarak bana nerelerde nasıl yaklaşmam gerektiğini nasıl düşünebilirim? Hastayla da konuşuyorum, biliyorum, anlıyorum. Ve ona göre gördüğüm bir problem varsa bu problemi hem tıbbi bilgilerden hem kendi bakımıma dönük bilgilerden çağırarak bir bütün oluşturup bir plan yapıyorum. Plan nedir? Bilimsel süreç. Ortada bir sorun varsa bu sorunu saptarım. Bu sorunun nedenlerini açıklamaya çalışıyorum. Sonra bu sorunun giderilmesi için tıbbi tedavinin yanı sıra onunla çelişmeyecek, ona destek olacak hemşirelik bakım planım ne olmalıdır? Bunları tarif ederim. Sonra da benim bu yaptıklarım tıbbi tedaviyle birlikte hastada olumlu bir çıktıya yol açtı mı? Olumlu bir çıktıyı ne zaman beklemem gerekir? Hemen bugünden 5 saat sonra mı? Bugünden 1 saat sonra mı? Bugünden 3 gün sonra mı? Ona göre bilimsel düşünce budur.
Eğitimin de böyle yapılması gerekir. Bakın, beğenmediği şeyde 1973 130 pardon onu söylemeyecektim. Başka bir şey söyleyecektim burada. Ha. Nedir o? Şimdi geleceğim. 657 sayılı devlet memurları kanunu biliyoruz. Değil mi? Hepimiz çocuklar bunu bilmeyebilir ama bizler biliyoruz. Duyduk en azından. Bunun 36. maddesi var. 36. maddesinde meslekleri sınıflandırıyorlar. 111. maddede meslekler sınıflandırılıyor. Bu sınıflandırma içerisinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı içinde yer alıyoruz biz. Şimdi biliyorsunuz son zamanlarda da bu hekim sendikalarında kurduğu işte herkes kendini bir şekilde ifade etmeye çalışıyor. Ben buyum, ben ondan daha önemliyim, o benden daha önemsiz falan deyip duruyor. Onlar da bir şeyin derdine düştüler. Gördüler ki onlar da emeği sömürülen birer emekçiler. Hekimler de bunu gördü. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde şimdi yine anlatacağım söylediklerimi. Çok çağrışım var. Bunlar böyle bir defa da anlatılmaz. Türkiye Cumhuriyeti'nde hemşireliği hekimler kurmuştur. Hep hekimler karar vermiştir. Bütün sağlık bakanları bir tanesi hariç eczacı, onun dışında hekimdir. Bütün müsteşarlar hekimdir. Bütün genel müdürler hekim olmuştur. Onun altındaki kadrolar da genellikle hekimdir ve GEFENDİ'si ve Sağlık Eğitim Enstitüsü mezunlarıdır. Bir takım yol bulanlar da hemşire ama politikayı belirleyen, sağlık politikasını belirleyen, bugün eleştirdiğimiz, ta 1992'deki sağlık reformdan başlayarak eleştirdiğimiz, hatta 1982 anayasası değişikliğiyle birlikte eleştirdiğimiz sağlık politikalarının mimarları doktorlardır. Yani sistemin insanlarıdır. Anlatabiliyor muyum? Kimlerle karşı karşıya ve onlar bizim nasıl olacağımızı belirlemişlerdir. Ve biz onların sonunda kabulleriyle yasamızı geçirmişizdir. Ama onlar 2014 senesinde, evet 2007'de hemşirelik kanunu çıktı. Fakat hemşirelik meslek liselerine ihtiyaç var. Sayı yok, sayı çok az dediler. Benden o zamanki YÖK Başkanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Anayasa Profesörü'ydü. Adını unutur, hatırlarım inşallah. Onunla konuştum. Çünkü bana mecliste Sağlık Bakanı dedi ki, bana YÖK Başkanı'ndan şeyi getirin. Bu meslek, hemşirelik lisans düzeyindeki eğitimler öylesine kadrolar alacak ki, sayılarda insan alacak ki, Türkiye'de hemşire açığı olmayacak. Bana garanti versin. Ben de görüşebiliyordum kendisiyle, bu YÖK başkanımızla, anayasa profesörüyle. Telefon ettim, hocam böyle böyle, bundan bu koşullarda sizden bir kağıt istiyorlar. Yazacağım ben bu kağıdı, siz merak etmeyin. Yazdım ve ben bu kağıdı Sağlık Bakanı'na verdim. Ve böylece bizim yasamız meclise gitti. Yani çünkü direniyor, her türlü direniyorlar. Sayımız yetmez, biz siz böyle siz sırf lisans yaparsak, meslek liselerini de kapatırsak hemşire sayısı yetmeyecek. Bunu da alınca, YÖK'te çok fazla sayıda öğrenci almayı kabul edince, tabii çok o da dramatik bir durum, hoca yok, altyapı yok, hiçbir şey yok. Alınca bugünlere geldik. Edince kanun meclise gitti 2007'de, Nisan'da. Gitti, bu sefer Sağlık Bakanı pazarlığa girdi. Telefonla. Biz Sağlık Bakanlığı'nda bekliyoruz. Aradı yanımda o zaman şu anda Top Hastanesi başhemşiresi de vardı yanımda. Dedi ki eğer meslek liselerinin 10 yıl kapatılmasını geçici hükme almazsak ben bu kanunu çekeceğim. Şimdi bakın genel kurula giriyor artık yasalaşacak. Yapmayın etmeyin pazarlıklar yaptık. Yani lütfen bunu yapmayın. Orada da çok komik bir şey söyledi. Onu artık yazıda okursunuz. Yazıldı, basıldığı zaman. Pazarlıkta 5 yıla indirdik. 5 yıl sağlık meslek liselerinin açık kalmasına karar verildi. Sene oldu 2012. Artık bu hükmü kalkması gerekiyor. Bir daha uzattılar. Sokak aralarına okullar açıldı meslek liselerinin. Özeli Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olanı. Binlerce öğrenci var. Binlerce. 2012'de uzattılar bu geçici hükmü. Sene oldu 2013, bunlara bir fenalık geldi. Yok aldı dünya kadar öğrenci.
Bu meslek liselerinde dünya kadar öğrenci var. Efendim, şimdi ne yapacağız biz? 2013 Aralık ayında Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Sağlık, Aile, Sosyal İşler Çalışma Komisyonu'nda toplantı yapıldı. Çağrıldık. Yıllardır diyorduk ki meslek lisesi düzeyde hiçbir insan hastaneye girerek eğitimini yapacak olan insan yetiştirilmemeli. Röntgenci de yetiştirilmemeli, laboratuvarcı da yetiştirilmemeli. O da bu da her şey, hemşire, ebe, hiç kimse. Hepsini bir kalemde yasalaşmak üzere lise üzerine 2 yıllık ön lisans programlarına dönüştürdüler. Hemşirelik zaten lisanstaydı. Ama hemşirelik meslek liselerini yardımcı hemşire yetiştirmek üzere ve ebelik bölümlerini, meslek liselerinin yardımcı hemşire olmak üzere bugüne kadar tutuyorlar. Saadet Hocam. Bitti değil mi? Bitti. Yani. Programı toparlayalım arzu ederseniz. Yani nasıl toparlayacağım? Sorulara da yer vereceğiz. Yani bunu toparlayamam ama şunu söylediğini zannediyorum. İşin bir dakika, bir de Ülkü Hanım'a bir cevabım var. Basamak aile sağlığı, biz aile sağlığını koymadık kanuna. O kanun mecliste bir takım aşamalardan geçer. Orada bizim o zamanki daire başkanımızın bize bildirmeyip korsan bir şekilde girdi. Çok itiraz ettik. Buna rağmen girdi. Ondan sonra da hep itiraz ettik. Türk Hemşireler Derneği hep itiraz etti ve ediyor. Lisans tamamlama konusu hemşireliğin çok ciddi bir alanıdır. Mahvetmiştir durumu. Kimse Türkiye'de insanların bir ileri eğitim almasına karşı değildir. Ama eğitimin içeriği ve düzeni kabul edilebilir ölçülerde olmak zorundadır. Hemşirelik eğitimi uzaktan yapılamaz. Hemşirelik eğitimi uzaktan eğitimle tamamlanamaz. Ancak bazı küçük teorik eğitimler açılabilir. Ama onun dışında eğitim eğer istendik belirlenen düzeyde bir davranış değişikliği geliştirme, bir anlayış değişikliği geliştirme olarak tarif ediliyorsa o zaman bu eğitimin yüz yüze olması gerekir. Bir rezillik olmuştur, bir fecaat olmuştur Türkiye'de. Meslek liselerinin laborant bölümlerinden mezunlar son dönemde, efendim sayın artık dünya kadar bölümü var. O bölümlerinde hemşire altyapısı olmayanlar bile hemşirelikleri satmamıştır. Buna Florence Nightingale eşlik etmiştir. Buna efendim Erzurum Atatürk Üniversitesi en büyük iki üniversite Malatya eşlik etmişlerdir. Tarih bunları biliyor, kaydetti, değerlendirmesi daha sonra yapılacaktır. Yeterlilik sınavından bahsetti Ülkü Hanım. Ben yeterlilik sınavına bu koşullarda, şu koşullarda tümden karşıyım. Çünkü insan haklarına, mevcut koşullara aykırı buluyorum. Bir yerde 3 tane elemanla, 2 tane elemanla bir insan en yüksek dereceyle mezun oluyor. Bir kıyı köşe okulda, bir fakültede ya da bir fakültenin bölümünde. Bir yerde görece daha iyi koşullarda olan biraz zorlanıyor, devam etmezse işte bilmem ne yapıyor. O daha düşük puanla mezun oluyor. Eğitimde o Bologna sürecinin hiçbir faydası yoktur. Sadece insanlar misyonu mu önce söylesem, vizyonu mu önce söylesem kadar cehalet içindedirler ve birbirlerinden kopya etmişlerdir vizyonları ve misyonları. Hucep düşünülebilir ama Hucep de ezberde kalmıştır maalesef. Bu Hucep'e ben nasıl yaklaşacağım? Nasıl davranış değiştireceğim? Nasıl davranış değiştirme isteği, gerekliliği duyurduracak insanlarda? Bunlar olmadan ben sınavların yapılmasına karşıyım. Farklı düzeyler aynı işi yapıyor olmasına değindiniz. Tabii çünkü öylesine alışılmış bir düzen var ki yasa geçiriyorsunuz, yönetmelik yapıyorsunuz. Ama yaşayan birileri var, siyasal güçler var, korumacılıklar var, ucuz emek gücü meselesi var. Sen ne dersen ben onu yaparım diyenler karşısında gel ben de böylesini istiyorum diyen bir düzende siz düzen kuramazsınız. Onun için düzen kurabilmek için önce bu düzeni anlamak gerekir. Yola nereden çıkılacağına karar vermek gerekir. Bitirdim, teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Katkılarınız için de bilgiler, aktarılan bilgiler için de ayrı ayrı teşekkür ediyorum herkes adına. Ülkü Hocam hatta ise eğer ona bir soru var, bir soru yönlendirmek istiyorum kendisine programdan sonra. Şöyle bir soru gelmiş. Evet, buyurun.
Covid döneminde hemşirelerde yaşanan tükenmişlik düzeyleri, yaşam şartları, olumsuz koşullardan dolayı hemşire göçleri başlamıştır. Bu süreçte neler yapılmalıdır diye bir soru yönlendirilmiş size hocam. Tabii o soruya gireceğim ama önce Saadet Hoca'nın tabii kişisel fikri farklı olabilir ama ben kurumsal kimliğim açısından ve bulunduğum konum açısından 100 binin üzerinde sanıyorum bu özellikle 2014'e kadar sağlık meslek liseleri devam ettiğinde lise düzeyinde yetişmiş hemşire insan gücü oldu. Ve daha öncesinden de vardı zaten. Şimdi bu kadar ve o dönemde benim hatırladığım kadarıyla hocam daha iyi hatırlar. Neredeyse yüksek okulda hemşirelerin iki katına yakın ya da 1,5 katına yakın bir insan kaynağı lise düzeyinde eğitimliydi. Şimdi bu kadar lise düzeyinde hemşire insan gücü bulunurken bunları biz lisans tamamlama programlarıyla bir şekilde daha üst eğitim seviyelerine geçmeleri olanağını vermediğimiz noktada ortak dil oluşturma ve de bir noktada mesleğin lisans düzeyinde var olmasını sağlama noktasında sıkıntılar yaşayacağımızı düşünüyorum. Yani kurumlar evet bunun belki öncülüğünü Nightingale yapmış olabilir ama işleyişini yürütülürken buradaki o ilk sistemi kuran hocalarımızın niyetleri yürütmedeki aksaklıkları belki öngörememeleri olabilir. O süreçte savunmak adına da söylemiyorum ama o kadar insan kaynağını lise düzeyinde bırakarak biz hemşireliği lisansa tamamlamamızda ciddi bir boşluk yaratacağımızı düşünüyorum. Yürütmede sorunlar olabilir. Yürütme kısmında düzenlemeler olabilir. Türkiye koşullarında bazı şeyleri kontrol altına almak gerçekten zor. Şimdi ikinci soruya gelirsek, burada tabii COVID süreci genel anlamda zaten hemşireliğin az önceki çalışmada da söylediğim gibi çalışma koşulları yıllar içinde de çok değişmedi. Gittikçe kötüye gitti. Yani ben 3 vardiya çalışarak göreve başlamıştım. 80 ortası, 85 mezunuyum. Şu an 24 çalışılıyor. 16 saatten aşağı çalışan yok. En azı 12 saatlik 2 vardiya dönüyor. Yani 3 vardiya çalışan hastane yok gibi bir şey. Dolayısıyla baktığımız zaman öyle bir noktaya geldik ki toplam çalışma saatleri haftalık ve aylık ve günlük çalışma saatleri bir insanın kaldıracağının çok ötesine gidiyor. Covid de bunu daha da zorlaştırdı. Yani COVID sürecinde yönetici hemşireler de çok zorlandı. Bizim kendi çalışmalarımız dernek üzerinden bunu gösteriyor. Gerçekten insanüstü performans gösterdiler ki hemşireler de benzer bir performans gösterdiler. Sonuçta baktığımızda çalışma koşullarının çok kötü olması hemşireleri ya meslekten uzaklaştırıyor. Yani bu mesleği yapmamaya yöneliyor ama Türkiye'de ciddi bir işsizlik var. Geçim sorunları var. Dolayısıyla zaten öğrencilerin bile tercihlerinde kolay iş bulma birinci tercih olarak karşımıza geliyor. Yani bu böyle bir tablo içerisinde hemşireler çalışmaya devam ediyorlar. Ama bu devam etme sürecinde mutlu olmuyorlar. Ve çıkar yol olarak da oraya gittiklerinde de çok kolay koşullarda çalışmayacaklar belki. Ama benim şu an yurt dışında yaşayan ve eğitimini Türkiye'de tamamlamış arkadaşlar var, öğrencilerimiz var. Geçmişte öğrencimiz, meslektaşlarımız var. Şöyle diyor, çok yoğun çalışıyorum ama çok daha rahat hissediyorum. Yani ücretleme olarak da çok iyi değil ama kafam çok rahat. Kendimi mutlu hissediyorum hocam diyorlar. Yani bu şu anlama gelmesin. Orada çok hani çok böyle çiçeklerle çok taze ne bileyim çok parlak bir gelecek anlamında yorumlamayın bunu. Ama sonuçta orada da bir takım sıkıntılar var. Çalışma koşullarında yine güçlükler var ama Türkiye ile kıyasladıklarında kendilerini daha iyi konumlandırabiliyorlar ve geleceklerini daha iyi öngördüklerini söylüyorlar. Bunu belirtmek isterim. Yani yurt dışına çıkma noktasında böyle bir eğilim ciddi yönde öğrencilerde de söz konusu. Bunu nasıl durduracağımız noktasında da belki öncelikle burada yöneticiler, hastane yöneticileri, işte Sağlık Bakanlığı burada çok belirleyici, çalışma koşullarını iyileştirmeleri gerekiyor. Ve ücretlemeler çok önemli. Şu anki jenerasyonda ücret de çok öncelikli bir dinamik. Yani dolayısıyla şu an çok kötü koşullarda ücretlemeye tabiler. Bunları iyileştirmeden biz hemşireleri tutamayacağız diye düşünüyorum. Şu an açıkçası özel hastaneler olarak ciddi istihdam sorunu yaşıyoruz biz. Eminim birçok yerde bundan etkileniyordur. Ben son olarak sözü Arzu Hocam'a vereyim. Ben Saadet Hocam'a bir soru yöneltmek istiyorum. Tam bununla ilgili merak ediyorum düşüncesini.
Ülke Hocam'ın bitirdiği yerden sorayım. Hani biz hemşireleri tutamayacağız diye. Şu an bizi bağlantıda kaç kişi var bilmiyorum ama sınıf dolusu hemşirelik öğrencisi izliyor aşağıda. Tek bir bağlantıda. Ve hepsinin gözü dışarıda amiyane tabirle. Ne dersiniz hocam? Siz bize konuşmanızda Cumhuriyet'ten bugüne Türkiye'de eğitime odaklandınız tabii. İşin daha çok eğitim boyutuna. Neden okumalı olarak çalışma alı. Nasıl hemşireliğe nasıl yatırım yapmadığımızı aslında bir nevi yapamadığımızı anlattığınız süreç içinde. Evet. Sizce tutmalı mıyız? Yani ne diyelim biz gençlere? Ben öğrencilere ne diyeyim? Ne dersiniz? Şimdi bakın, tutmalı mıyız yani biz bu çocukları bu ülkede? Kalın demeli miyiz ya da nasıl kalın demeliyiz? Şimdi bu kalın gidin meselesi böyle bizi şuraya götürebilir. İşte vatan, millet, toprağını çok sevmek falan. Şimdi bunlar ayrı şeyler. Ben Ülkü Hanım'a şunu sormak isterim. Kendisini orada daha iyi hissettiğini söylüyormuş. Çok da para yok. Peki bu iyilik halinin nedeni nedir? Aynen. Onu sordunuz. Öncelikle hocam şunu söylüyorlar. Bir defa işimi yapıyorum. Onun dışında rahat hissediyorum. Çünkü Türkiye'de gelecek kaygısını daha yoğun yaşadıklarını her gün mobbing örneğin bir tanesi şunu söyledi. Ben işimi yaparken sürekli yöneticiden, hekimden, hekimleri görmüyoruz bile diyorlar. Sınırlarımız belli, herkes kendi rolünü yapıyor. Son derece dingin geliyorum. Ama fiziksel olarak yoruluyorum, çok yoruluyorum. Sürtüşme yok. Sağlık çalışanları arasında sürtüşme yaşamıyoruz diyor. Yöneticilerin mobbing uygulamalarını yaşamıyoruz diyorlar. Bir de tabii sosyal, benim Almanya'daki öğrencim örneğin sosyal devlet olmasının getirdiği, örneğin çocuğum devlet okuluna gidiyor, son derece mutlu. Ben burada özel okul ücreti için sürekli ekstra mesaiye kalıyordum diyor gibi. Yani ekonomik nedenli kaygılar da var. Çalışma koşullarındaki sınırlar, roller, görev tanımlarındaki netlik ve onun dışındaki bir beklentinin olmaması noktasında da olumlu söylemleri var. Artı kendilerini de hemşire olarak evet belki ilk etapta dil sorununda yaşadıkları için kısmen de yaşıyorlar. Zorlanıyoruz ama sonrasında daha parlak bir gelecek de olabilir diyenler de var. Evet, çok teşekkür ederim. Bunu açmak iyi oldu. Şimdi bu bizi nereye götürür? Şimdi Almanya bir sosyal devlet. İngiltere çökmüş ulusal sağlık sistemine rağmen sosyal devlet. Fransa öyle, İtalya öyle. Buradan neyi anlıyoruz? Devlet insanının dar boğazlarına, sağlığına, eğitimine ve temel ihtiyaçlarına yetişiyor. Yardımcı oluyor. Türkiye'de sosyal devlet, anayasal olarak ama Türkiye bunu yapamıyor. Değil mi? Şimdi bir ilaç alıyorsunuz, onun yarısından fazlasını ilacın özelliğine göre cebinizden ödemek zorunda. Dünya kadar. Sağlık ne o? Sağlık sisteminde bir ödeme sistemi var. Sigorta sistemi. Yine sağlık sigortası. Nedir efendim? Çoğunu siz cepten ödüyorsunuz. Ödüyorsunuz, bir de sistemi bulamıyorsunuz. Sistemden, sisteme girmenin yollarını kaybetmiş durumdasınız. Öyle bir durum var. Demek ki tabii bu ülkelerin sosyal devlet olma gücünü almaları nereden? Üretimlerinden ve gerçekten ilerlemiş kapitalist ülkeler. Ama bunlar da artık sıkışmaya başladılar. Onu da bu neoliberalizm denen bu olguyla onlar da artık o kadar öyle bol keseden işi götürebilme hareketlerini, kabiliyetlerini kaybetmeye başlıyorlar. Bakalım küreselleşmeden öte daha canavar nasıl bir yol bulacaklar ki bizler daha çok çökeceğiz, onlar biraz daha yaşar durumda devam edecekler. Dünyaya böyle bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Başka türlüsü bizi hiçbir yere götürmez. İkincisi, biz ne diyelim gençlerimize? Ben şöyle düşünüyorum. İşte memleketinizi sevin, insanı sevin, burada kalın. Bak biz varız, biz neler birlikte yaparız. Ha, böyle şeyler söyleyemem. Ama şunu söylerim. Neyi söylerim? Bir insan olarak, formum canlılar aleminde insan. Bir beyne sahibim ve bu beyin Türkiye'de konuşlanmış. Ya coğrafik olarak güzel.
doğal zenginlikleri, altyapı zenginlikleri olarak müthiş. Bu ülke zengin bir ülke. Bu ülkede, bu ülkeyi anlamaya çalışıyorum gençlere. Bunu anlatın. Anlamaya çalışıyorum. Bizden bakın çok daha işte 2023'te 100. yılını kutlayacağız. Gencecik bir cumhuriyet. 600 yıllık bir imparatorluktan, 700 yıla yakın bir imparatorluktan geliyor. Oraya buraya yayılmış sonra da işte muazzam bir mücadeleyle bu misak-ı milli sınırları içerisinde kalmış. Çok da güzel tercihler yapmış. O zaman gençlerimize şunu söylemek lazım. Kapitalizmi iyi anlamak için Cumhuriyet'in kuruluşundaki mücadeleyle ilkeleri de iyi anlamak lazım. Bütün bunlardan arın kopmuş, bütün bunları bilmeyen, günlük yemek içme, okula gitme, ezberi not etme, oradan sınava girme, ikinci sınıf olma, beşinci sınıf olma, diplomayı alma, hadi şimdi bana iş üzerinden, bir de üstelik hemşirelik olunca ki hekimlik de artık çok büyük darboğazda, bütün meslekler darboğazdalar, o zaman bir mutluluk alanı yok. Bu yurt dışına gidip de kendini giderek daha güvende belki sonra hissedeceğini umut eden insanlar açısından. Ama insan olmak, bakın ben 78 yaşından zaman alıyorum. Sizinle de saatlerdir konuşuyorum. Zaman olsa saatlerce de konuşurum. Bunlar çok büyük mücadelelerle edinilmiş deneyimlerdir, acılardır, sıkıntılardır, sevinçlerdir. Buradan birey olarak neyle mutlu olduğunuz olacağınızı düşünerek çok iyi karar vermeniz gerekiyor. Ve yolunuzu da ona göre çizmeniz gerekiyor. Bilemiyorum bu cevap seni Arzu ne kadar memnun etti. Teşekkür ederiz hocam. Tekrar katılımınız için, katkılarınız için dinliyorlar zaten şu an bizi. Var mı? Benim yok. Sizin çok teşekkür ediyoruz. Bir şey. Biraz da süremizi de açtık. Açılış konuşmalarını çok da bir dikkate almadık. Arada evet. Bir kopukluk oldu ama yine de iyi kotardığımızı düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek peki. Üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler. Için hepinize tekrardan teşekkür ederiz. Hemşireler aklıyla bakar, yüreğiyle hisseder, bilgisiyle hayat verirler. İyi ki hemşireyiz.